Evet, değerli izleyicilerimiz, depremin ilk gününden bu yana sizlere mümkün olduğu kadar doğru haberleri, sizlere mümkün olduğu kadar güzel haberleri, bilgilendirecek haberleri, görüntüleri, dağ, bayır, köy, kent, mezra, aklınıza ne geliyorsa her yere gitmeye çalıştık. Kameraman kardeşim Hasan Alan'la birlikte yola çıktığımızda havalar o zaman çok soğuktu. Şimdi bahar geldi. Ama biz hala programımıza devam ediyoruz. Çünkü siz Malatya'yı merak ediyorsunuz. Çünkü siz Malatya'da ne olup bittiğini merak ediyorsunuz. Çünkü siz Malatyalısınız. Çünkü siz bu şehrin değerisiniz. Siz bu şehrin aidiyetine sahip olmuş insanlarsınız. Sizin için yapıyoruz. Biz zaten görüyoruz çıplak gözle. Ama bilesiniz ki ne yapıyorsak biz bu memleket için yapıyoruz. Şimdi biz neredeyiz biliyor musunuz? Burayı lütfen iyi dinleyin. Hatta paylaşın. Hatta mümkün olduğu kadar tartışın. Ben bir gazeteci olarak hayatını, ömrünü Malatya'ya vakfetmiş birisi olarak eli kamera tutan, mikrofon tutan, dili dönen, eli kalem yazan biri olarak bu memlekete çok çok şey kattığıma inanıyorum. Çok da bedel ödediğime inanıyorum. Değerli izleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Bedel derken ne diyeceksiniz? Bedel derken en ağır cezalardan, en ağır işkencelerden geçtik. Bir dönem. Cezaevinde yattık. İdamla yargılandık. Onun zaten ötesi yok. En ağır ceza idam. 32 davadan yargılandık ve hala davalarımız devam ediyor. Niye biliyor musunuz? Zülfiyare dokunuyoruz. Niye biliyor musunuz? Hırsızlara, arsızlara dokunuyoruz. Niye biliyor musunuz? Gerçek gazetecilik yapıyoruz. Şimdi neden burada olduğumu anlatacağım. Gerçek gazeteciliğimi de ortaya koymak istiyorum. Burası Malatya'nın en stratejik bölgesi olan İnderes'i. Eskiler buraya Kırıkdere derler. Tekrar ediyorum. Burası Malatya'nın en önemli stratejik, tırnak içinde stratejik öneme sahip İnderes'i. Diğer bir adıyla Kırık Deresi derler yaşlılar. Değerli izleyicilerimiz, burası Kernek ile Çöşnü'nün arasında Malatya'nın güneyine doğru inanılmaz güzel, inanılmaz stratejik bir vadi. Tam bin dönüm. Burası tam bin dönüm yer. Bu vadinin sonunda Battalgazi mağaraları bulunur. Helenistik döneme ait. Hani biz halk dilinde Battalgazi mağarası diyoruz. Sadece efsane. Helenistik döneme ait oyma taşlar, sığınaklar, yaşam alanları, zokular, su sarnıçları yapılmış. Çocukluğum orada geçti, çok iyi biliyorum. Orada çok büyük bir de su kaynağı var. Malatyalılar bilir mi bilmiyorum. Burayı anlatıyorum. Neden önemli olduğunu anlatıyorum. Bu depremde sen bize doğanın, tabiatın neyin reklamını yapıyorsun diyebilirsiniz. Aslında şimdi geleceğim oraya. Bu bin dönüm yere, bin dönüm yer 1940'lı yıllardan, hatta 36'da başlamış, 40'lı yıllardan bu yana askeri alan. İnderes'i askeri alanı. Jandarması buradaydı, komandosu buradaydı, zamanla değişti. Burası tamamen askeri alandı. Askeri alandan sonra yamaçlara ağaçlar dikildi. Burada talimatlar yapıldı. Tekrar önemli yerine geleceğim. Burası bundan yaklaşık 10 yıl önce 2012'lerde falan şu anda saygıyla önünde eğiliyorum. Saygı duyuyorum. Malatya Valisi Sayın Ulvi Saran. Malatya Valisi Sayın Ulvi Saran bu beydağlarının tamamını kayaları deldi iş makinalarıyla. Bu bölgeye orman arazisi yaptı. Bu gördüğünüz çıplak dağların tamamını. Buraları neden iyi biliyorum? Çünkü ben çobanlık yaptım burada. Çöşnüklüyüm. Çöşnük'te bu dağlarda çobanlık yaptım. Karış karış biliyorum. Biz şu tepelerde hayvan otlatırken askeriyenin hafta sonu buradan müzikli yayınlar, hoparlörlerinden müzik sesi gelir. Ferdi Tayfur'ların ilk kasetini, İbrahim Tatlıses'lerin ilk kasetini biz burada duyardık. Çok hoşumuza giderdi. 11, 12, 13, 15 yaşlarında. Tekrar konuyu dağıtmayayım.
yürekli adam, iyi insan, tam bir devlet adamı, tam bir vatansever. Ulvi Saran buranın etrafını tamamen orman arazisine çevirdi. 250 bin taşları oydu iş makinalarıyla, toprak doldurdu, orman ekti. Ormanlar yeşermeye başladı. Bazıları kurudu ayrı. Ondan sonra askeriye buradan taşındı. Askeriye burayı terk etti. Milli Savunma Bakanlığı hazineye devretti. Hemen birilerinin ağzı sulandı. Ensesi kalınlar, parmağı kalınlar. Hani böyle parmak kaldırıyorlar ya, parmağı kalınlar. Anlayın işte. Bu bin dönüme çökeceklerdi. Gazoz parasını alacaklardı. Formaliteden bir ihale yapacaklardı. Ama Ulvi Saran valiliğini riske attı. Sürgüne gönderildi. Bin dönümü Malatya'ya kazandırdı. Yüreğinden öpüyoruz Ulvi Saran, devlet adamı. Birileri yoksa buraya çökecekti. Yoksa buralar zenginlerin malikaneleri olacaktı. Ultra lüks daireler yapılacaktı. Halk buraya girmeyecekti. Ve şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, Allah razı olsun, Ulvi Saran'dan burası halka kazandırıldı. Bu hikayeyi bu kadar uzattın da uzattın. Ne diyeceksen de, Necdet Akbağ, bıktırdın bizi. Sıkı durun o zaman. İkinci Dünya Savaşı'nın kokuları geliyor. Almanlarla aramız çok iyi. Çok iyi bildiğim bir konuyu anlatıyorum. 1940'lı yıllar, zaten İkinci Dünya Savaşı'nın biliyorsunuz 40'lardan başlayıp böyle devam eden 45'li yıllara devam etti. Almanlarla ortak olarak bu inderesi keşfedildi, askeri birlik getirildi ve bu dağların altı sığınak oldu tamamen. Buyurun. Konteynerde habercilik yapan gazeteciler, sadece protokolü hoş geldin, beş geldin, anan güzel, baban güzel haberleri yapanlar, protokolün peşinde koşanlar, bilmem ne otelinin 14. katında yatan yandaş, candaş gazeteciyim diye geçinenler, gelin gelin Malatya'ya bir şey kazandıracaksanız burayı anlatın benim gibi. Şimdi devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyor. Malatya'nın halkının savaş esnasında bombardıman olursa nereye sığınacak? Kazmalar, kürekler alınıyor. Benim babam da dahil, rahmetli Mustafa Aslan amcam dahil, komşumuz Ali Sinan dahil. Aklıma gelenler söyleyeyim, onlar çünkü anlatıyordu. Bunlar yaşlı, bunların hiçbir hayatta değil. Çocuktum, anlatıyorlardı. Kazma kürekle geldiler. İnderesinin bu dağların dibini oydular. Ve buraya yüzlerce sığınak yaptılar. Sığınak. Bombardımandan etkilenmeyecek, soğuktan sıcaktan etkilenmeyecek. Malatyalıların tamamını, o günkü 1940'lardaki nüfusun tamamını alabilecek sığınakları dağların dibine kazmayla, kürekle yaptılar. Bu kadar teknoloji geçti. Bu kadar elinizde imkanlar var. Merkeze sığınaklar yaptınız da onlar, kimse girmedi. Şimdi biz bir deprem yaşadık. Yüzlerce sığınaktan kimin haberi var? Burada cephanelik olarak, sığınak olarak yapılmış, dağların dibi oyulmuş, kimin haberi var burada? Soruyorum size. Kim bunu biliyor? Kim gündeme getirdi? İşte biz getiriyoruz, Malatya Vuslat TV. Malatya Vuslat TV gündeme getirdi. İnderesinin altı alabildiğine sığınak, değerli izleyicilerimiz. Şu anda Malatya'ya tahsis edilmiş olan, Sayın Ulvi Saran döneminde askeriyeden alınıp halka kazandırılan inderesinin bulunduğu alandayız. Burası inderesi, eski adıyla Kırıkdere, halk diliyle. Buranın altında, bu dağların altında onlarca, yüzlerce sığınak var. Alman teknolojisiyle, Türklerin bilek gücüyle, kazma kürekle kazılmış olan bu sığınaklar 1940'larda İkinci Dünya Savaşı'na karşı yapıldı. Bombardımandan etkilenmesin, insanlar gelsin. Malatya'nın tamamı bu sığınaklara sığar. Peki deprem oldu, çadır bulamadık. Yağmurda donduk. Öldük, bittik. Peki neden bu sığınaklar o gün akıl edilmedi? Neden bu sığınaklar açılmadı?
Neden bu sığınaklar kimse akıl etmedi? Neden bu sığınaklar 1940'lı yıllarda babamızın, atamızın, dedemizin, amcamızın kazma kürekle bu ülkenin evlatlarının açtığı yüzlerce sığınağa neden halk yerleştirilmedi? Çünkü kimsenin kimseden haberi yok. Çünkü kimsenin memleketi düşündüğü yok. Çünkü kimsenin kendine dert ettiği yok. Günlerce çadır bulamadık. O simsiyah odunların isinin başında kaldık. Malatya İnderesi'nde yüzlerce sığınak var. Ey halkım! 1940'lı yıllarda kazılmış, kapısı küçücük ama içi kocaman hangar gibi olan yüzlerce sığınak hem de dağın dibinde var. Neden buralara yerleştirmediniz? Neden bu hazırlığı yapmadınız? Bakın iddia ediyorum bu sığınakları bu haberden sonra belki de kapatırlar. Bozmayın, yıkmayın, bölmeyin, parçalamayın. Kazandırın, üstüne koyun. Taş üstüne taş koyun. Taş üstünde taş bırakmadınız. Taş üstüne taş koyun. Peki sığınaklara gidelim mi? Hasan şimdi sığınaklara geçelim. Hadi bakalım. Buradan hiç kayıttan çıkma, direkt gidelim. Az önce bir sürü bahsettim İnderesi'nin dağların dibinde yüzlerce sığınak var diye. Uzun uzun anlattım. Tarihçesini anlattım. Sayın Valimiz Ulvi Saran'ın ne emek çektiğini, ondan sonra buralar birinin peşkeş çekmedi diye valiliğinden olduğunu, yani makamından olduğunu adeta sürgüne gönderip görevden alındığında söyleyebiliriz. Çünkü birilerine peşkeş çekmedi. Evet, kim biliyor bu sığınakları? Çok az kişi biliyor. Alman teknolojisiyle yapıldı. Bunun gibi yüzlerce sığınak var. Hemen buradan girelim. Bakın. O kadar şu gördüğünüz beton 1940 yıllarında yapılmış beton. Alman teknolojisiyle hala sapasağlam duruyor. Şu duvarın güzelliğine bakar mısınız? Nasıl örmüş büyüklerimiz? Bakın bakın. Şu kadar düzgün, o günün şartlarında kırıcı yok, delici yok, hilti yok, kazma ve kürekle yapılıyor. İş makinası belki çok az, eder meder bilmem ne falan dediğim şeyler yok. İşte o teknolojiyle. Şimdi buradan geliyorsunuz, bakın numara var 007. Burada bir demir kapı sizi karşılıyor. İnanılmaz derecede güçlü, sağlam bir demir kapı. Hani burada klip bile çevrilir. Böyle zindan falan filmleri oluyor ya, Cüneyt Arkın filmlerine benzer. Buradan geliyorsunuz, kapı inşallah açıktır. Şimdi bu sığınak bakın görüyorsunuz böyle yuvarlak şekilde dağın dibi oyularak yapılmış. Görüyor musunuz teknoloji değerli izleyicilerimiz? Hadi bir açık olsun ne olur ya. Evet maalesef kapalı. Değerli izleyicilerimiz bu kapı çamdan ve çok kalın bir kapı. Çünkü arkasında kocaman dağın dibinde odalar var. Sıcak soğuk etkilemez. Bombalar etkilemez, deprem etkilemez, dağın dibinde inanılmaz derecede sağlam. Ya siz de dondunuz değil mi soğukta? Çadır aradınız değil mi? Nereye sığınabiliriz dediniz. Üstünüzde kar, yağmur, lapa lapa, boran, fırtına. İşte bu sığınaklar kimse akıl etmedi. Bu sığınak bir tane değil ki. Yüzlerce sığınak, yüzlerce. Malatya'da İnderesi'nde, Kernek'le Çöşnü'nün arasında, İnderesi dediğimiz askeri alanda tek tek tekrar tekrar anlatıyorum. Bu sığınakları şehri yönetenler düşünemediler. Bu sığınakların bir gün bize sığınak adı üstünde, sığınak olarak, cephanelik olarak bir gün bizim hayatımızı kurtaracağını kimse belki akıl etmedi. Akıl etmiş olabilirler ama başka işler belki de vardı. Şimdi ben o sığınaklar tek tek birkaç tanesini göstereyim size. Sanırım çok önemli bir mesaj verdim. Malatya sahip çıkın sığınaklarınıza. Her gün böyle güllük gülistanlık olmaz. Yarın savaşa girebiliriz. Yarın sıkıntı çekebiliriz. Bir deprem daha yaşayabiliriz. Sel gelebilir. Ne bileyim aklınıza ne geliyorsa. Bu sığınaklar atalarımız tarafından yapıldı. Bakın dağın dibinde. Hasan gösteriyorsun değil mi? Hiç belli etmiyor. Küçücük burada bir iki insan yanına zor geçer. Ve altı kocaman kocaman bir dehliz ve sığınak dağın dibinde. Bunun gibi yüzlerce var. Hasan şuradan bak tarayabilirsin. Ne kadar mesafede? Bakın karşıda görüyorsunuz. Hasan şu an çekiyor bakın. Duvarı gözüküyor. Hiçbir şey yok üstünde. O dağın dibinde kocaman bir oda. Tekrar Hasan kamerayla yavaş yavaş gidiyorsun. Diğer sınırına bak. Bu şekilde. Değerli izleyicilerimiz şimdi biz Malatya Vuslat TV olarak bu şehrin sesi miyiz? Biz şimdi bu şehrin gücü müyüz? Şimdi biz bu şehrin değerleri miyiz? Çünkü bu şehrin değerlerini gündeme getiriyoruz. Bu şehrin sesini, bu şehrin zenginliğini,
Hatta bu şehrin fakirliğini gündeme biz taşıyoruz. Tekrar ediyorum, Malatya'da yüzlerce sığınağımız var dağın dibinde, inderesinde. Ama atıl vaziyette, belki yakında bunlara kepçeyi vur, hepsini kapatırlar bu haberimizden sonra, bu programımızdan sonra. Devam edelim Hasan, devam edelim. Şimdi aracımıza bindik. İnderesinde son hali nasıl İnderesinin? Malatya Büyükşehir Belediyesi çok ciddi çalışıyor. Allah razı olsun. Maski burada çalışıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çalışıyor. Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Gençlik Merkezi yapılıyor. Bakın yukarıda inanılmaz derecede modern, inanılmaz derecede lüks. Ve şu anda hem sığınakları size gösteriyoruz, hem de orada siz fark edersiniz geçerken. Sığınaklar burada böyle 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 çok çok yerin altında, çok ciddi anlamda sığınak var. Burası halka kazandırıldı. Burayı halka kazandıran hükümete, halka kazandıran siyasilere, burayı halka kazandıran kimin emeği varsa sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Ama kim köstek olmaya çalıştıysa, kim buradan nemalanmaya çalıştıysa, kim milletin malına çökmeye çalıştıysa, onları da mutlaka ve mutlaka milletin vicdanını havale ediyoruz. Çünkü biz Malatya'nın gücüyüz. Değerli izleyicilerimiz, hem araç kullanıyorum, hem size sunum yapıyorum, hem İnderesini tanıtıyorum, hem de İnderesinde çocukluk anıları, çobanlık anıları bulunanlara buradan mesaj gönderiyorum. Buradan hiç haberi olmayanlar var, biliyor musunuz? Malatyalı olup da buradan hiç haberi olmayan insanların sayısı çok fazla. Bakın, inanılmaz bir doğa harikası. Tabiat, doğa. Malatya'nın hemen yanı başında. Aracınızla geliyorsunuz, kayalıklar. Buradan ne diyorlar? Kaya yürüyüşüne trekking. Burada trekking yapabilirsiniz. Burada her türlü spor yapabilirsiniz. Dağ koşuları yapabilirsiniz. Burası inanılmaz güzel bir değer, güzel bir manzara, tertemiz hava ve biz şu anda İnderesini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Orada bir de su var, su kaynağı. Değerli izleyicilerimiz, hani derler ya eskiler, iki değirmen su kaynağı. Bir gün orayı da çekeceğim sizin için. Bugün zamanımız yok. Bunun da sözünü vereyim. Bakın, inanılmaz derecede. Sayın Ulvi Saran bu ormanları bizim için diktirdi dağlara. Devletin parasıyla, tabii ki babasının kesesinden yapmadı. Onu biliyoruz ama Sayın Ulvi Saran buraları çok ciddi anlamda, bakın, ağaçlandırdı. Hasan çekiyordur, duyuyorsa beni. Hasan arkada araçta çekiyor. Kameramız oynayabilir. Kameramız belki çok fazla şey olmayabilir. Ama bilesiniz ki buradan inanılmaz derecede imkanlar seferber ediliyor. Şu anda dediğimiz gençlik merkezine doğru geldik. Ben buradan gençlik merkezine doğru buradan yol almaya çalışacağım. Şimdi buradan hemen kısa bir ara verelim. Tekrar sola doğru döndüreceğiz kameramızı. Burası da gençlik kampı veya gençlik merkezi. Tabiatın, doğanın ortasında, etrafı sarp kayalarla çevrili. Adeta o Karadeniz'in ya da alt dağlarının, Viyana'nın hemen yanı başında bulunan, İsviçre ile Avusturya'nın arasındaki alt dağların eteğindeki merkezlere benziyor. Çok ciddi çalışma var. Devletimizden, bakanımızdan Allah razı olsun, Malatya'ya burayı kazandırıyorlar. Şu an gençlik merkezi bitti bitecek. Burada yok yok. Gençler buraya gelecekler, kamp yapacaklar. Malatya'mıza burayı kazandıracaklar. Ama bizim asıl buraya gelmemizin sebebi neydi? Buraya gelmemizin sebebi, Malatya'nın yüzlerce dağın dibinde görünmeyen sığınağı var. Kimin bu sığınakta haberi var? Mevzu buydu. Asıl orijinal haberimiz buydu. Fakat gelmişken İnderesinde sizlere tanıtmış olalım dedik. Çalışmalar devam ediyor. Şimdi biz toprak yolla gideceğiz. Kamera çok oynamasın diye ben Hasan'a diyeceğim. Hasan, şu kayalı çekiyor musun? Bak, ara. Gördünüz mü? Değerli izleyicilerim, şu güzelliğe bakın. Şu doğal manzaraya bakın. Bakın, vadiye bakın. Kayalıklara bakın. Evet, kanyon orası. Kendine özgü bir kanyon. Su akmıyor ama en azından kanyon görünümlü.
Burayı da sizlere anlattım. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. Bugün biraz İnderes'ini konu edelim. Tekrar ediyorum televizyonu yeni açanlara. Malatya'da Kernek'le Çöşnü'nün arasında dağların derinliğine doğru, güneyine doğru 1000 kilometre kare. Yani şöyle diyeyim, 1000 dönüm daha doğrusu. Anlaşılsın diye biraz net söyleyeyim. 1000 dönüm burada askeri alan ve askeri alanın dağlarının dibinde de yüzlerce sığınak var. Evet, şimdi kısa yine bir ara verelim çünkü toprak yola gireceğiz, kamera oynayacak. Tekrar size bilgi vereceğim. Evet, tekrar belki sizin canınızı sıkmış olabilirim değerli izleyicilerimiz. Önemli olduğu için canını sıkıyorum. Çünkü burası İnderes'i, burası 1000 dönüm yer, burası eski askeri alan. Şimdi milli park oldu. Turut Özal Tabiat Parkı, İnderes Parkı olarak da geçebilir. Burası milli park oldu, çok güzel de oldu. Emeği geçenlere teşekkür ettik, ediyoruz. Ama bunun altında, bu vadinin içerisinde yüzlerce, tekrar ediyorum, sığınağımız var. Depremde, yangında, selde, buralarda insanlarımıza sığınak olarak kullanabileceğimiz, hali hazırda en güzel o günün teknolojisiyle yapılmış olan yüzlerce sığınağımız var. Bu sığınağı mutlaka ve mutlaka halka kazandırmamız lazım. Bu depremde binlerce kişiyi burada, bu sığınaklarda biz koruyabilirdik o soğuktan. Ve yarın Allah korusun savaş olabilir, ülkemiz bombalanabilir, ne bileyim yani, olmayacak bir şey yok çünkü düşmanımız çok. Onun için bu sığınakların kıymetini bilelim, kepçeyi vurup buraları kapattırmayalım dedikten sonra şu sığınağa da bir daha gidelim, sanki kapısı yok. Hasan'la bir girelim oraya da. Değerli izleyicilerimiz, yine bir sığınağın önündeyiz. Bu sığınak konusuna çok taktık kafayı. Çünkü çok haklıyız. Dağların dibinde benim atalarım beni korumak için, torunlarını korumak için kazma kürekle, insanların vergisiyle, ayakları yalın ayak, çarıkla, kazma ve kürekle bu sığınakları açtılar. Peki biz deprem yaşadık. Siz bu sığınakları neden hayata geçirmediniz? Sorusunu soracağız. Siz de sorun. Her gördüğünüz yerde sorun. Malatya Vuslat TV'de izledim. Malatya'nın İnderes'inin altında yüzlerce sığınak varmış. Neden bizi götürmediniz oraya? Neden bize orayı göstermediniz? Bakın, gireceğim, tekrar yankı ediyor. Değerli izleyicim, sıvayı görüyor musunuz? Fahri Kayahan'daki ultralüks çöktürdüğünüz binalar bile bunun kadar sağlam değil beyefendiler. Kaliteye bakın, kaliteye. Sıvanın kalitesine bakın. Burası bir sığınak. Şu dökülen betonun kalitesine bakın. Burası İnderes'inde bir sığınak değerli izleyicilerimiz. Bakın, geliyorsunuz, o kadar ince düşünülmüş ki. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşünülmüş. Cep telefonu ışığından yararlanmaya çalışıyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında kazma ve kürekle 1940'lı yıllarda bu sığınağı benim için, senin için, çocuklarımız için, deprem için, yangın için, sel için, savaş için yaptılar. Ama kimsenin aklına gelmedi. Bakın, sığınağın burasına kadar geliyorsunuz. Burada havalandırma deliği var. Hasan bak. Değerli izleyicilerimiz, bu delikler tamamen birbirine bağlı, havalandırma deliği. Yukarıdan tertemiz hava geliyor. Ve buradan dönüyorsunuz, bakın, daracık yerden hemen sola geldiniz. Burada bir kapı var. Bu kapı o kadar kalın ki bu kapının kalınlığını size anlatamam. Yani bunu balyozla falan kıramazsınız. Çok ağır bir kapı. Bu kapıdan sonra sığınağa giriyorsunuz. Ben şimdi buradan tekrar gireyim. Evet, Hasan, çekebiliyor muyuz? Görüntümüz nasıl? Karanlık. En azından bilgi. Bakın, pırıl pırıl, tertemiz. Hemen adımlarla ölçeceğim. Siz sesimi duyun yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adım. Burada havalandırması var. 11 adım. Enini de hemen söylüyorum. En küçük sığınak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11'e 6. Yüksekliği de yaklaşık 3 metre oval şekilde dağın dibinde sığınak. Yankı yapıyor, görüyorsunuz. Bu sığınak bizim sığınağımız. Bundan yüzlercesi İnderes'inde var. Fakat kimsenin aklına gelip insanlarımızı buraya şey yapmadılar.
Depremde göndermediler. Kapısı hazır. Pırıl pırıl tertemiz içi. Havalandırma boruları var. Elektrik de vardı. Çekerdin bir içeriye bir UFO bilmem ne. Bu insanları bu kadar eziyet çektirmezdin. Şimdi ben bu sığınaklara neden kafayı bu kadar taktığımı size anlattım ya. İçim rahat. Bu da arşivde kalacak ya, yine içim rahat. Şehri yönetenler, şehre sahip olanlar utanacak ya, yine içim rahat. Bütün erklerini, sivil toplum örgütlerinden, müdürlüklerden herkese söylüyorum. Bu sığınakları neden insanlara kazandırmadınız? Evet, sığınaklar konusuna çok değindik, çok anlattık. Umarım bundan ders çıkarırsınız. Yankı yapıyor, belki sesim yankılı geliyor. Oval bir şekilde sığınağın tavanını görüyorsunuz. Mümkün olduğu kadar buralar size çekmeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, yine dağın dibinde bir sığınak. Araçla geçerken size gösterelim. Bunun gibi yüzlerce diyoruz. Ve içerisinde ölçtük. Benim adımlarımla 11 adıma 6 adım geldi. Ona göre hesaplayın. Tekrar başka bir sığınağa geliyoruz. Bak, burası İnderesi. Dağların dibinde hali hazırda tertemiz, pırıl pırıl kapılı havalandırması olan sığınaklar. Bakın işte bir sığınak daha. Bakın hiç belli etmiyor, görüyor musunuz? Bakın küçücük kapısı ve biraz da onun üstünü göster. Bakın görüyor musunuz? Dağ, bildiğiniz dağ. Değerli izleyicilerimiz. Hiç belli etmiyor. Yukarıda havalandırmalar var sadece. O parçalar havalandırması, o parçaların olduğu bölümün tamamı sığınak değerli izleyicilerimiz. Tekrar devam ediyoruz. Kayıttan çıkmıyoruz Hasan. Tekrar devam ediyoruz. Ne kadar aralıklarla sığınak olduğunu, dağların dibine sığınakların yapıldığını sizlere göstermek için. İşte aşağı yukarı her 20 metrede bir dağın dibine bir sığınak. İşte bir sığınak daha. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Alman teknolojisiyle kazma kürekle yapılmış. İnanılmaz derecede, bakın duvarın kalınlığını görüyor musunuz? Hemen üstünü göster. Bak üstünde ağaç var. Hiç belli etmiyor. Kamufle edilmiş. Hiç bir şekilde sığınak olduğu belli etmiyor. Yarın bombardıman olsa, zaten depremi yaşadık, asrın felaketini, Allah bir daha göstermesin. Ama mesele değil. Mesele zor zamanda insanların bir şeyler bulabilmesi. Zor zamanda çözüm üretebilmesi. Biz zor zamanda geldik, çözüm üretiyoruz. Diyoruz ki İnderesi'nin dağların dibi sığınaklarla dolu. Sakın ola bu sığınakları yıkayım demeyesiniz. Sakın ola iş makinalarıyla buraları paramparça edeyim demeyesiniz. Buraları açın. Buraları en azından insanların gezmesi için, atalarının neler yaptığını öğrenmesi için açın diyoruz. İnderes'i devam ediyoruz İnderes'inde ve şimdi İnderes programımıza son verelim. Birazcık da manzarayı sizlere gösterelim. Çalışmaları gösterelim. Ondan sonra da yine devam edeceğiz. Teyze ne geziyorsun? O su çok uzak, çok. İşte geri döndüm ben. O su var ya en az 3 kilometre. Ben o suyu biliyorum. Biz de çekim yapıyoruz. Orada yok. Evet, yemyeşil. Emek verilmiş. İnsanlar geliyorlar. Çocuklarıyla burada zaman geçiriyorlar değerli izleyicilerimiz. İnanılmaz derecede güzel bir yer burası. Kernek İnderesi. Kernek'le Çöşnik arasında tabiat parkı burası. Zaten bilgileri uzun uzun size anlattım, verdim. Çalışmalar burada güzel yapılıyor. Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. Maski burada çok güzel işler yapıyor. Bir de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Gençlik Spor Bakanlığımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum, tabiat parkındayız. Güvenlik güçlerimiz buralarda sürekli devriye halindeler. Mescidi var, lokantası var, çay ocağı var, oyun alanları var. Pırıl pırıl bir yer burası. Herkese tabii ki tavsiyemiz, buraya sahip çıkın, çocuklarınıza gelin, zaman geçirin tavsiyesinde bulunuyoruz. Evet, burası Malatya'nın bir değeri. Burası Malatya'nın önemli bir yeri. Bin dönümlük tabiat parkı İnderesi ve bu tabiat parkının içerisinde çalışmalar devam ederken aynı zamanda değerli izleyicilerimiz, bu dağların arasında yüzlerce de sığınak var dedik.
dağın dibinde. Bu sığınakları depremde kullanmadılar. Keşke kullansaydık dedik. Yine de zaman geçmiş değil. Bu sığınaklara sahip çıkın. Yetkililer, memlekete sahip çıkın ve bu sığınakları Malatya'ya kazandırın dedikten sonra İnderes'inden Tokiler'e doğru, İnderes'inden yine Kernek Tokiler'e doğru gideceğiz. Orada depremde binalar yara almadı. Fakat yani orada insanlara zulmediliyormuş. Özellikle ev sahipleri kira konusunda. 1,5 liraya giden daireler 8-10 liraya kadar gidiyormuş. Hele gidelim biraz halka kulak verelim, halkı dinleyelim. Milletimizin sesine kulak verelim. Oraya da doğru şimdi geçiyoruz. Ses. Depremin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Her yere geldik ama Kernek'in dağına, tepesine çıkmasak Kernek bize gülerdi. Türkülerin yakıldığı şiirlerin üzerinde söylendiği Kernek'teyiz. Tabii Kernek'in gece kondu evleri yok. Onun yerine yüksek binalar var, sağlam binalar var. Evet, Kernek'in tepeleri gece kondu evleri diye başlardı. Fakat Kernek'te şimdi gece kondu evler artık yok. Çünkü onlar insanca yaşam için hiç uygun değildi. Tenekeden, tahtadan bir şekilde kötü şartlarda insanlar kalıyordu. Ama şimdi TOKİ geldi, yaşanılabilir evler yaptı ve o modern evleri sizlere göstereceğiz. Hiçbirinde bir çizik yok. Kernek'in tepesindeyiz, Malatya hüzünlü. Malatya'nın üzerinde kara bulutlar yok, toz bulutlar var. Malatya'nın üzerinde şanssızlık var. Malatya'nın üzerinde sahipsizlik var. Malatya'nın sahibi yok artık diyoruz. Çünkü hiç sahip çıkılmıyor, bahsedilmiyor. Hala enkaz kalkıyor. Hala burada tozlar, öbek öbek tozlar. Bakın şehir merkezinde hala tozlar hakim. Malatya'yı biraz da yukarıdan Kernek'ten sizlere gösterelim dedik. Hasan bunu çekerken ben de şöyle Malatya'yı anlatan sizlere fon arkasına bir şiir okuyayım. Hasan sen devam et. Ben de bu şiiri bütün gönül vermiş insanlara, şehrine, emeğine, ekmeğine, toprağına, suyuna, havasına, Kernek'ine, Çöşnü'ne, Taştepe'sine, Melek Babası'na, Kil Tepe'sine, aklınıza gelen Barguzu'ya, Çarmuzu'ya, bütün her yere gönül vermiş insanlara bu şiirimi armağan ediyorum. Hadi bakalım sen çek, TOKİ'lere gir, bütün detayları al, ben de bu şiiri bir patlatayım tabiri caizse. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi okuyorum. 3000 yılı aşkın tarihi yaşın, çağlar eskitmiş toprağın taşın, Battal Gazi ile yüceldi başın, Beydağına yaslanırsın Malatya, çağdan çağa seslenirsin Malatya. Suyun içmiş nice kavimler ırklar, halı kilim örmüş tahta çıkrıklar, eski Malatya'da yediler kırklar, Beydağına yaslanırsın Malatya, İçin için hislenirsin Malatya. Çevrende sihirli mekanlar, müze. Taşımış tarihi bugünümüze. Beyler deresinden çıkınca düze. Beydağına yaslanırsın Malatya. Efkarlanır, uslanırsın Malatya. Şekerparen, Hasan Bey'in bal mı bal? Yeşil yurtta kirazların al mı al? Kayısı bahçelerin uzanır dal dal. Beydağına yaslanırsın Malatya. Yaz baharda süslenirsin Malatya. Haddim değil seni yazmak anlatmak. Destanından açtım şöyle bir yaprak. Mutluluk hakkındır yürüşen şakrak. Beydağına yaslanırsın Malatya. Fırat ile beslenirsin Malatya. Tohma ile beslenirsin Malatya. Evet bu şiirimi kimliğinde büyük harflerle Malatya yazan,
kimliğinde Malatya yazmasa da gönlünde Malatya yazan, yüreğinde Malatya yazan, topraklarına, memleketine, ülkesine sevdalı bütün insanlarımıza armağan ediyorum. Kernek'teyiz. Kernek'in tepeleri dedik ve yine hemen arkasındaki ormanla Hasan şöyle dönersen Sayın Ulvi Saran'ın emekleri var bu ormanda. Sayın Valimiz Ulvi Saran'ın büyük emekleri var. Büyük kavgalar verdi. Bürokrasiyle siyasetle çatıştı adeta ama Malatya ciddi ormanlar kazandırdı. Evet, bu şiiri okuduk. Kernek'in tepesinden Malatya'yı gözlemledik. Malatya'yı seçtik. Malatya'nın tozlarına şahitlik ettik. Hüzünlü, mahzun, boynu bükük Malatya'yı sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii ki sahipsizlik de bunun yanında. Evet değerli izleyicilerimiz, Kernek'teyiz, Tokiler'deyiz. Bir çizik yok. Bir arıza yok. Sıva dökülmesi dahi yok. Neden yok? Haşa, Allah torpil mi yapıyor bazı insanlara? Haşa, Rabbim bazı insanların duasını kabul ediyor, bazılarınınkini etmiyor mu? Hayır, asla öyle bir şey yok. Sadece ve sadece düzenli, tertipli, ilime, bilime, fene uygun, kanun kurallara uygun, çarpmadan, çırpmadan, sağlam ve demirinden, çimentosundan ödün vermeden, onlardan çalmadan yapılmış olan bu tokiler şu anda insanların sığınak yeri. Ama üzüldüğümüz bir şey var. Bu tokilerde, değerli izleyicilerim, toki binalarında kiralar 2000 liralar, 1500 liralarken şimdi 8'lerde onlardan söz ediliyor. Ne kadar doğru? Aldığımız ihbarlar öyle. Birkaç kişiye soracağız, bakacağız. Gerçekten öyle bir şey varsa insanlar biraz vicdana, merhamete davet edeceğiz. Evet, tokilerden söz ettik. Kernek tokilerden. Buradan böyle devam edelim ve bulursak vatandaşlarla da röportajımızı mutlaka sürdüreceğiz. Şimdi diyorum ki bu tokiler yapılırken bir sürü laf söylendi. Yok kümes gibi dendi, yok dağın başı dendi. Şimdi ele geçmiyor, doğru mu? Evet. Nasıl yani, evlerinizde hasar var mı? Hani şimdilik bir şey yok. Hani öyle oturulmayacak durumda değil. Çok güzel bizim evler ama işte yine de insan korkuyor. Yani demek ki zemin ve sağlam olma. Hem zemin sağlam olacak hem de binayı sağlam yapacak. Evet, evet. Ama doğru. Bir de diyorlar ki hani kiralar yani çok yükselmiş. Kulağınıza geliyor. Evet, evet. Kiralar mesela 5-6 var. Siz kiracı mısınız? Hayır, ev sahibiyim. Önce deprem olmadan önce 1,5'tu. 1,750 idi. Depremden sonra 5-6'yı buldu. Tabii ki kiralık ev de yok. Şu an full dolu değil mi? Evet. Ev sahipleri mesela önceden kiraya vermişti. Şimdi çıkarttılar hepsini. Kendileri geldi. Ve bir tane de kiralık ev yok. Tamamen dolu. Hı hı, dolu. Çok çok geçmiş olsun. Bunu da hem birinci ağızdan duyalım. Çünkü kiraların da 4-5 kat yükseltildiğini, insanların biraz hani fırsatçılık yaptığını duyduk. Tabii ki adam mecburen ev yıkılmış, ev arıyor. Ne dese vermek zorundalar. Bu çadırlar niye burada? Hani belki komşulardan duymuşsun. Komşularımız çoğunlukla da işte korkuyorlar. Akşam mesela yine deprem oluyor. İnsan uykuda. Korktuğu için çadırlara geliyorlar ama biz evdeyiz mecburen. Gündüz eve mi gidiyorlar? Evet, evet. Yani gündüz ve gece, o zaman gece sipariş mi vermişler deprem? Gece, evet, şimdi gündüz uyanık oldukları için korkuyorlar. Korkma durumu yok. Ama gece uyudukları için biraz şey oluyor. O zaman inanıyorsun yine de. Gecelik ve gündüzlük. Evet. Gece evde, gündüz çadırda. Evet, evet, o da çok ilginç. Çok teşekkür ediyorum abla. Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, hanımefendiyle röportaj yaptık. Gecelik ve gündüzlük dedik. Bunlar gecelik olanlar, yani gece geliyorlar. Aslında evlerinde bir hasar yok. Gündüz de eve gidiyorlar. Gece yatmaya geliyorlar. Yorumu size bırakıyoruz. Bizim vatandaşımız kendine özgü çözümler buluyor. Ama tabii eğer birilerinin ihtiyacı varsa, birileri bu çadırlara muhtaçsa onların hakkına girmeyin ya. Yani onların hakkını hakkını almayın ki adaletli davranmış olasınız. Evet, tokiler dedik. Hasan çekiyor zaten, görüyorsunuz. Onar katlı.
Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 katmış. 14 katlı binalar ama sağlam. Zemini sağlam, kendisi sağlam. Bu noktada TOKİ'ler Malatya için önemli bir şans oldu, bir fırsat oldu diye de düşünüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu şekilde devam edeceğiz. Biraz çadırlara doğru gidelim. Hani gündüz de kalanlar varmış, hani geceden ziyade. Merhabalar, nasılsınız? Rahat mısınız burada? Yani her şeyiniz var mı? Her şeyimiz yoktur. Mesela? Mesela diyelim, ev hasarsız diye çadır vermiyorlar. Bazılarımız evde kalmak zorunda kalıyoruz. Açıkçası böyle. Mesela şimdi uzuk, nefes nefese geliyorsunuz. Ekmek almışsınız. Uzaktan mısınız? Yani marketiniz var mı? Fırınınız var mı? Marketimiz de yok. Fırınımız da yok abi. Aşağıya kadar iniyoruz ki ekmek ve yemek getirelim. Hani öyle çocuklara eve verelim. Şimdi şu bu blok dünyanın dairesi. Bak bir sürü blok var. Buralarda alışveriş yapacak yeri yok mu? Yok. Hiçbir şekilde yoktur. Ta en aşağıya inmemiz gerekiyor. O da 12 lira para vereceksin ki minibüs yerine minibüse binip gidip gelesin. 5 lira ekmeğe, 12 lira minibüse. 12'de dönersen 24 lira. Evet. Aynen öyle. Evet, TOKİ'nin bu konudaki Kernek TOKİ'lerin mağduriyeti var, var değil mi? Evet, evet. Kesinlikle mağduruz. Bir şey daha sorayım. Kiraların çok yükseltildiği falan söylüyor. Evet, benim de ev sahibim evden çıkartıyor hatta. Kalacak bir yerimiz de yoktur. Yapacak bir şeyimiz de yok. Devlete sığındık. O da hiçbir şekilde nerelere başvursak hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. Ay, geri dönüş. Gerekçesi ne ablan? Niye siz çıkarıyor? Yani benim evim hasarlı. Ben gelip evime girmek istiyorum diyerekten çıkartıyor. 1,5 aydır böyle bekliyoruz. Devlete de CİMER'e kadar yazdık. Hiçbir şekilde bir cevap alamıyoruz ama. Peki komşuları da duyduğuna göre kiraların yükseltilmesi falan fırsatçılık. 8000'e kadar çıkmış abi burada kiralar. Önce depremden önce ne kadar? Depremden önce 1,200-1,5 o civarlardaydı. Birden 8'e çıktı. Evet, 8, 5 yani bayağı bir yükselttiler. O zaman ben sizin hani mağdur olmamanız adına hukuki bir şey söyleyeyim. Siz res çekebilirsiniz, evden çıkmayabilirsiniz. Res çekebiliriz de ev sahibi kira sözleşmesi yapmadı bize. O yüzden res çekemiyoruz. Yoksa ben onu mahkemeye kadar verirdim. Yine de gelip evden kovamaz biliyor musunuz? 2 yıl sürer. Biliyorum da işte insanlarla muhatap olmak da istemiyoruz. Hani onlarda vicdan yoksa biz de vicdansızlık yapmak istemiyoruz açıkçası. Buna rağmen. Evet. Vicdanımız var bizim. Eyvallah. Onların... Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bağışlasın. Çocuğunuz var. Ekmek almak için gerçekten şu yokuşu dakikalarca yürüyorlar. Yani buraya bir konteynerdan yani ya da farklı bir şekilde prefabrik olarak bir market yapamaz mısınız? Bir fırın yapamaz mısınız? İnsanımızın mutluluğu, insanımızın rahatlığı için bu insanların, Malatyalıların, hemşehrilerinizin, size oy verenlerin hiç bunu hak etmiyorlar mı? Gelin burada güzel hizmet edin. Bakın bir sürü boş alan var. Şuraya bir dükkan kursan, bir market yapsan, bir fırın açsan ne olur, ne kaybedersin? Az önce hanımefendiyi duydunuz. 12 lira verecek, gidecek, 12 lira gelecek, bilmem bir sürü masraf edecek ki bir ekmek alsın çocuğuyla beraber. Hele bir de bunun kışını düşünün, bunun soğuğunu düşünün. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Bir röportaj alalım. Gelin ya. Gençlerin de. İnternetiniz var mı? Ortamınız iyi mi? Kötü ya abi. Ben zaten burada değilim. Arkadaşım yanına geldim. Öyle mi? Siz burada kalıyorsunuz. Burada kalıyorum. TOKİ'de. Evet. Nasıl yani depremde kırık dökük çatlar? Çatlarda vardı. Bizde yok. Bizim öyle evde. Mi? Yani zemini biraz daha iyi. İyi. TOKİ'lerin zemini daha iyi zaten. Anladım. Az önce hanımefendi dedi ki ya marketimiz yok, fırınımız yok. Aynen. Siz de mağdur oluyor musunuz? Evet. Otobüsler de geç geliyor zaten. Mesela ne kadar zamanda bir? Yani 2-3 saatte bir geliyor otobüsler. Bu kadar ev olacak, bu kadar bina olacak, 2-3 saatte bir. Pardon ama köyden mi bahsediyorsunuz? Malatya merkezi TOKİ'den. Zaten köy gibi. Daha market de yok, hiçbir şey yok. Ya bu kadar ev var, bir yani 2-3 saatte bir mi otobüs geliyor? Evet. Ciddi olamaz. Ben zor geldim, ben zor geldim. Nasıl yani? Yani niye? Abi bekledik 2 saat sonra geldi otobüs. Yani ulaşım sıkıntı. Sıkıntı. Market yok, fırın yok. Kimse gelmiyor abi. Mesela çok kişi gelmiyor. Otobüsler mesela çok geç geliyor. Evet. Burada vatandaşın sorunların genç kızların. Diğer konuda altyapı, internet falan bir sıkıntınız. Yok. Sıkıntı yok. Peki arkadaşım kolay gelsin size. Gençleri duydunuz. Bu kızları sözünü yabana atmayın. 2-3 saatte bir otobüs gelmiyormuş, ulaşım yokmuş diyorlar. Yani çocuklar mağdur olmasınlar. Yetkililere de buradan söylüyoruz. Bizim işimiz uyarmak. Bizim işimiz söylemek. Bizim işimiz risk alıp söylemek biliyor musunuz? Risk alıyoruz. Televizyonumuz, yönetim kurulu başkanı Selahattin Bayrak, ben risk alıyoruz. Çünkü düşman çoğaltıyoruz.
yağcılık yapsak, her tarafı süt liman göstersek, hiçbir yanlışa değinmesek var ya, biz el üstünde böyle krallar gibi yaşatırlar. Biz de şimdi gider bir yerlerde konteyner gazeteciliği, Mövenpik otel gazeteciliği, jacuzzi ile oda gazeteciliği yapabilirdik. Ama biz gönüllere talibiz, makamlara değil. Devam edelim, çadıra doğru gideceğiz. Hasan'la beraber Tokiler'deyiz dedi. Kernek Tokiler'de. Evet, kayalık çok sağlam buranın zemini, kayalık. Bir bakalım hele gündüzde kalan var mı? Evet, devam edeceğiz. Evet, burada AFAD çadırlar var. Kernek'te yüksek blokların hemen yanındayız. Ama çok kimse yok çadırlarda. Çok nadir insanlar var. Hepsi kapatmış gitmiş burada çadırlarda. Fakat hayat devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Evlerine gitmeyip burada kalanlar. Abla merhabalar. Nasılsınız? Yani korkudan mı, hasardan mı buradasınız diyeyim öncelikle. Korkudan değil mi? Çocuklar psikolojik olarak etkileniyorlar. Geceden buradasınız. Yani bazen buradayız, bazen eve geçiyoruz. Öyle mi? Nasıl, evlerde sıkıntı var mı? Yok, hayır, evimizde İyisin. Bir şey yok. Soğuk oluyor mu, içeri falan iyi mi? Yani... Yo, iyi. Soba zaten. Evet, çocuklar da buradalar, aileler burada. Değerli izleyicilerimiz, tabii korkanlar var. Çocukların psikolojisi bozulmasın diye hanımefendiler anne fedakarlığını gösteriyor. Çocuklarını kucağına alıp ister istemez daha güvenli yere geliyorlar. Yine çadır komşularınız var. Bir şekilde hayat devam ediyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz abla. Burada da yine hanımefendi çok, evet, pırıl pırıl içerisi değerli izleyicilerimiz. İşte bizim kültürümüz bu, bakın. Gerçekten gıpta ile baktım. Müsaade ederseniz girebilir miyim? Değerli izleyicilerimiz, bizim insanımız zor şartlarda toprağın üstünde de olsa kaldığı yeri, bulunduğu ortamı iyi insanlar tertemiz tutarlar. Hanımefendi az önce çıktılar. Bakın şuradan gösteriyorum size, düzenli, tertipli odunlar nasıl dizilmiş, bakın. İşte bu da çadır. Size isim vermeyeyim, bazen bazı insanların kaldığı yerler de çadır. Çirkef içerisinde, pislik içerisinde. İşte bu da ev, bu da insan. Bakın görüyor musun? İçeride odunlar dizilmiş. Sanki ultra lüks bir dairenin içerisi döşenmiş gibi bir güzellik var. Abla yüreğinize sağlık. İnsanlığınızı, temizliğini göstermişsin. Nasılsın kardeşim benim? Adın ne senin? Fatma. Fatma, okullar yok biliyorsun. Hı hı. Ama bu arada ders falan, kitap okuyor musun? Hani nasıl geçiyor günün? Okuyorum. Arkadaşlarını özledin mi? Evet. Burada günün nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun mesela? Yani iyi, arkadaşlarımla oynuyorum. Oynuyorsun. Kitap okuyorum. Kitap okuyorsun. Çeviriyorum. Peki akşamları hani böyle canı sıkıldı oluyor mu? Televizyon falan var mı? Yok. Televizyon yok. Üşüyor musun? Üşüdün mü yani daha doğrusu? Yani fırtına çıktığı zaman üşüdük ama şimdi havalar iyi. Havalar iyi olunca biz de iyi olduk diyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu çocuklar pırıl pırıl, görüyor musun? Çadırdayız, deprem oldu, öldük, yandık, bittik, ağıt yaktık falan yok. Bakın saçları taranmış, elbisesi gıcır gıcır. İşte buna bakan da bir anne, bir başkaları da anne. Söylemeye gerek yok. Çünkü bizim insanımız işte bu. Fatma bizim evladımız. Onun annesi de bizim annemiz. Sizin anneniz. Bizim insanımıza Rabbin zeval vermesin. Bizim insanımız tertemiz, yüreği temiz insanlar. Yüreği temiz olanın evi temiz olur. Çevresi temiz olur. İşi temiz olur. Evladı temiz olur. Çocuğu temiz olur. Yüreği temiz olanın. Çünkü insanların içi dışına vuruyor. Biz de biliyoruz. Birçok yere gittik, söylemeye gerek yok. Ayrımcılık yapmayayım. Başka yerlerde neler, ne çirkeflikler, ne kötülük. Bakın her taraf pırıl pırıl. Sonuçta burayı mesken edilmiş. Sonuçta nefes alıyorlar, çocuklarla yaşıyorlar. Hayran kaldım içeriye. Tertemiz, düzenli, tertipli ev. Terliğinden tutun her şeyine kadar, paspasına kadar koymuş. İşte biz bu analarla onur ve gurur duyuyoruz. Anadolu işte budur. Anadolu. Anadolu işte burası. Anaların dolu olduğu yer. Var mı bir isteğin? Yok. Fatma, şiir mihir varsa patlat ya. Bir şey var mı aklında? Yok. Yok mu? İyi, hadi bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz, Kernek'teyiz dedik. Görüyorsunuz. Çadırlar var, bloklar var. Malatya'nın manzarası var. Geldik burada bir yaşamın bir kesiminden sizlere söz ettik. Ve şimdi de buradan böyle bir görüntü alıyoruz. Devam edeceğiz bakalım.
Devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Burada da yine değerli bir ailemiz geliyorlar. Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız? Burada mı kalıyorsunuz? Buradayım. Öyle mi? Evet. Daha nasıl, evlerinizde hasar var mı? Yok. İyi mi? He. Evimiz iyi. Hasar yok. Şimdi kirada mısınız, ev sahibi misiniz? Yok, ev sahibiyim. Ya kiracılar da sıkıntı, diyorlar ki işte kiralar yükseltildi depremden dolayı. Var mı böyle bir şey? Ben Ankara'dan yeni geldim, bilgim yok. Siz 3 gün oldu ben de geleli Ankara'dan. He. Peki bir dedikodu var ama bilmiyorum. Anladım. Peki Ankara'da kendi, yani depreme sonra mı gittiniz? Depremden evet, sonra işte hemen gittim. Sonra gittiniz. He. Nasıl geldiniz, baktınız, gördünüz, şehri gezdiniz mi? Çok işler acısı. Gördüm. Bugün gördüm, bugün. Bugün gördüm. Nasıl? Bugün gördüm. Allah yardım etti. Çok kötü değil mi? Çok kötü. Çok çok çok. Hangi televizyon bu? Malatya Vuslat TV. Ha, evet. Vuslat. Bizim Hüseyin'in. Biraz hasar var. Bizim evet. Hüseyin'in. Hüseyin'in. 5. bölgede. Hüseyin? Kuzluk. Kuzluk. Ha? Ha, evet. Benim karşı komşu. Öyle mi? İyi, selam olsun Hüseyin'e. Çok değerli bir insan. Ha, selam söyle Hüseyin'e. Eyvallah. Peki, çok çok geçmiş olsun ol, şehir olarak ol. Bizlere. Burada yine TOKİ'lere, işte bakın girişi burası. Burada bazen bakıyoruz mesela, kiralıklar yazıyor. Biz de merak ediyoruz. Kiralık daireler gerçekten yükselmiş mi? Dayım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Burada mı oturuyorsun? Yok. Dışarıdan? Aşağıda oturuyorum. Nereden geldiniz yani, hangi şeyde? Şey, Sancaklar Mahallesi'nde. Ha, buradasınız ama evet. Sizin mahalle bayağı bir hasar aldı. Bir aldı, biz oradayız aşağıda. Bir de orası riskli bölge ilan ediyor, biliyorsun değil mi? Biliyor, haberim vardı burayı. Burada kim oturuyor? Burada benim kız gelinim oturuyor. Biraz da eşeğimiz vardı dedi, alak da aşağı gidelim. Eyvallah. O sağlık şey var ya, sosyal tesisler var. Evet, evet. Mıhtarlığın orada. Evet, evet. Çadırda kalıyoruz. Öyle mi? He. Evler sağlam, niye gidiyorsunuz? Korkuyorlar mı? Biz değil, bizim ev burada değil. Ben. Çocuk, ha ben onların eşi. Eşya burada geldi. Senin evde hasar var mı? Var. Benim evim hasarlı. Benim. Şimdi çadırda kalıyorsunuz. Çadırda kalıyorum. He. Ya biz de geldik işte, bazen kiracılar falan varmış. Kiralar yükseltiliyormuş falan söyleniyor. Dedik belki ona biraz... Kiralar fazladır yani, 5, 6, 7, 8... Senin çocuk kirada mı? Yok, bu ev kendilerindir. Kayınbabasınındır. Anladım. Kendileri, ona da yanına geldik yani. Aşağıda çadırda biraz saklat oluyor. Malatya'nın durumu nasıl be amca? Malatya durumu yani artık viren olmuş da Malatya. Bundan sonra biraz zor düzelmesi. Kötü değil. Kötü yani. Allah yardım ede. Yani Allah'ın yardımı ancak... Amin. Olay yoksa başka bir yolu yordumu yoktur bu işin. Yoksa şehir çok bitti. Ya şehir yani, bu bir afattır, bir tufandır yani. Böyle bir deprem meprem, daha yaşımız 70, daha ilk defa görüyoruz. Böyle bir deprem yok. Bir sefer, iki sefer, üç sefer, bilmem bin kere sallanmış. 22.500 defa sallanmış. Sallanmış yani. Dün akşam yine salladı. Ya Allah sonumuzu hayır ede. Amin. Tamam. Amin. Cümlemizi. Eyvallah, Rabbim yardımcımız olsun. Nasılsın bey amca? Nur yüzlü bey amcam. Burada mı oturuyorsun? Ya burada oturayım. Öyle mi? Hı-hı. Nasıl, ev sahibi misin, kiracı mı? Evlerin durumu nasıl? Allah'a bağlı bir şey. Allah'tır. Allah ne yaparsa yapar. Çatlak falan, sıva döküğü var mı? Çatlak var. Var mı? Çatlak var. Öyle aşırı bir derece yok. Anladım. Yani doğru konuşmak lazım, biliyor musun? Yani Allah'ın arfatidir. Ayakta durdurur mu? Durduruyor. Günahı görüyorsun. Aynen. Ama aşağıda diyelim ki 2 kat var, 3 kat var, 4 kat var. Maalesef yıkılmış. Niye? Allah nereye emir ederse... Öyle olur. Kiracı mısın, ev sahibi mi? Ev sahibi. Ev sahibi. Kiracılarda biraz şikayet var. Böyle kiralar yükseltilmiş, doğru mu? Şimdi bunu aslında devletimiz el atması lazımdır. Böyle bir yanlışlık, fırsatçılık olmaz, adaletsizliktir. Şahsen ben olmuş olsa, benim evimde yerim yok. Kızım bak, benim kızım benim yanımda. Benim eniştem benim yanımda. Ondan sonra oğlum benim yanımda. Tekrar arıyor tane misafir benim yanımda. Eğerse biz bunu sayın hemşerim, biz hak etmezse Allah bunu bize vermezdi. Biz birbirimizi boğazladık. Birbirimizi kıymeti bilmedik.
kapıya misafir geldi mi, beyle değil, beyle baktık. Misafire böyle baktık. Misafirdir ya. Misafirin kıymeti çok. Çok çoktur. Allah sizde de razı olsun. Eyvallah. Siz de bu hizmete... Biz mümkün olduğu kadar doğruları, hakkı, doğru, hakikati... Doğru. Anlatmaya çalışıyoruz. Sizin sesiniz, sizin duanız şu an milyonlar izliyor. Bizim şahsıma diye, dünya bana bu Hüseyin amcaya verse, bildiğim kaderiyle şaşmam. Dünya da bana verse, desek bu dünya hep senindir. Ne yapacağım? İnsan olmadı, ben ne yapacağım? Komşum olmadı mı, ne yapacağım? Devletim olmadı, ne olacağım? Kazatıcım olmadı mı, ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Gavur gelir, bizi yok eder. Aynen öyle. Hüseyin Hocam, memleket? Memleket Elazığ. Elazığ, Palu. Palu. Şuma Hayrame. Şuma Hürmüse. Memleket? Malatya. Malatya ama bir tane benim lisanda konuştun. Eyvallah. Ay benim kardeşim. Eyvallah. Muhabbete doyulmaz. Eyvallah. Ben sizi fazla zamanınızı almayayım. Sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Palullar Malatya'da çoklar. Siz beni seviyorsunuz. Allah sizi sevsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olasın. Peki. Bey amca, Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Allah'ın rahmeti olsun. Amin. Değerli izleyicilerim, işte böyle sevilmek güzel şey, dua almak güzel şey. Bir kelam ettim. Şima Hayrame. Hepimiz hoş geldiniz dedim programıma. Sadece bir kelime ettim. Yüzündeki gülücükler. Kıyamet kopmadı. İnsanların diliyle, diniyle, mezhebiyle, değerleriyle uğraşmayın. Binalarınızı sağlam yapın. Zeminlerinizi sağlam yapın. Birbirinizi boğazlamayın. Birbirinizi yemeyin. Bey amcayla konuştuk. Dualar edin. Nur yüzlü. Elazığ Palulu'ymuş. Bir kelime söyledim. Boynuma sarıldı. Alnımdan öptü. Bir kelime ya. Demek ki bir kelimeyle bütün kötüler ve kötülükleri yok edersiniz. Siz de diliniz güzel olsun. Az önce bey amcanın dilinin olduğu gibi, yüzünün olduğu gibi, lisanının olduğu gibi tertemiz, pırıl pırıl. Ağzında dualar ve güzellikler var. İşte dünya dönüyorsa bu insanların güzellikler yüzünden. Hep söyledim ya, benim artık bu saatten sonra bilmem ne kardeşliğim yok. İyiler ve kötüler var. İyiler ve kötüler var. Tekrar ediyorum. Bu dünyada iyiler ve kötüler var. İyilerin yüzü suyu hürmetine, iyiler sayesinde yardımlaşarak, iyiler sayesinde bu dünya dönüyor. Evet, tekrar ediyorum. İyiler ve kötüler. Bu çok önemli. Siz hep iyilerden yana olun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Temennisi ve umuduyla. Ve bu umudu taşıyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnşallah, maşallah diyoruz ama yine umudumuz az. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın ama lütfen. Biz yine sert zemin ev yapalım. Biz tarım arazilerini bozmayalım. Biz toprağa ihanet etmeyelim. Biz hırsızlık yapmayalım. Biz çalmayalım. Biz bebelerin ölümüne sebep olmayalım. Hani eskiden Kernek'ten yola çıktığınızda kanal boyundan giderken çok fazla kimsenin yüzüne bakmadığı imar ve iskan evleri vardı hatırlarsanız. Onlar yıkıldı. Onlar çok kötü durumdaydı ve onların yerine çok yüksek olmayan, zemini sağlam bu binalar yapıldı. Bundan sonra umut ediyoruz ki Malatya'nın binaları böyle olsun. Umut ediyoruz ki böyle sağlam zeminde ve çok katlı olmayan, kaç katlı bunlar? 5 katlı. Yani zemin artı, zeminle beraber söyleyeyim. Zeminle beraber 6 katlı. Yani zemin artı 5. İdeal. Yani şu binalar şu anda hiçbir çizik yok. Herkes burayı parmakla gösteriyor. İş makineleri çalışıyor. Etraf çevre düzenlemesi var. Bu binalar taşınmalar olacak. Taşınmalar başlamış. Şimdi bunların fiyatı da satış anlamında söylüyorum.
Depremden önce, şimdi depremden önceki zamanla şimdi arasında %100 fark etti. Rakam vermeyelim, %100 fark etti değerli izleyicilerimiz. Tam %100, yani 1-2 kat fazla arttı. 1 milyon liraysa 2 oldu, 1,5'sa 3 oldu, 3'sa 6 oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, demiyorum 6 bin lira yani. Diyorum ki 2 katına çıktı. Burayı neden geldik buraya? Biraz örnek verelim, birazcık sesimizi duysun insanlar. Birazcık baskı yapsın. Bizim bu televizyondaki röportajımızı, buradaki programımızı izleyip siyasiler, belediyeler sizin yanınıza gelirse, müteahhit ve mücahit kardeşler sizin yanınıza gelirse, oy isterlerse birçok anlamda yollar... Evet, vatandaş orada durup Hasan... Yol... Yarım bıraktım, devam edeyim. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun, depremden hepimiz etkilendik. Bir sıkıntı yok inşallah. Geçmiş olsun. Ya burada evlerimizi teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Gününde de teslim etmese de etti. Olur. İnsanlık hali şey olur ama şu yollar çok kötü. Arkadan giriş yok. Buradan giriş yok. Yani şuraya bir öncelik verirlerse çok mutlu oluruz ya. Anladım. Nasıl, komşular gelmeye başladı mı? Geldi insanlar. Herkes şimdi buraya tabiri caizse ağzı sulanıyor. Evet biraz öyle. Buralar çok kıymetlendi. Zaten biz eski burada toprak sahipleriyiz. Eskiden de burada evimiz vardı. Biz yerimizden memnunduk. Devlet de yıktı, tekrardan yaptı. Allah razı olsun onlardan da. Çizik yok, sağlam, güzel. Yok, evler gezebilirsiniz. İçte de dışta da hiçbir sıkıntı yok. Tokin evleri maşallah. Bir şey daha diyorlar. Diyorlar ki hani fiyatlar depremden önceye göre 2 katını artmış falan. 3 katını arttı. 3 katını arttı. Çok arttı fiyat. Yani bir daire ne kadar oldu? Şöyle, şimdi depremden önce burayı şey yapamazsınız, fiyatlandıramazsınız. Bu ev teslim olmamış, doğmamış çocuğa don biçilmez. Şimdi bu evler inşaat halindeydi. İnsanların kafasında bir fiyat vardı ama TOKİ borçlandırdı insanlar. Ne kadar fiyat olacağı belli değildi. Bir dakika canım, ben seni arayayım mı ya? Bir röportaj yapıyoruz da. Tamam, hadi. Şimdi depremden önce buranın fiyatı belli değildi. TOKİ'nin ne kadar borçlandıracağı da belli değildi. Şimdi deprem oldu, TOKİ bizi borçlandırdı. Bize dedi ki sizi 40 bin lira borçlandıracağız, 435 bin lira borçlandırdı. Bak bunları bilmiyorum, haberiniz var mı yok mu? Burada 150 kişi toplandık. Dairemiz yok ki haberimiz olsun. Şimdi 150 kişi toplandık burada, mahkemeye verdik TOKİ'yi. Avukatımız da hazır, onunla da görüştük. Bize verdiği sözü tutmadı öncelikle. Metrekare birim fiyatı 1100-1200 liradan size dedi evleri borçlandıracağız, vereceğiz. Şu an metrekare birim fiyatını ortalama 5000 liradan hesaplamış. Evi geç teslim ediyor. Geç teslim etmesine rağmen, bir sene geç teslim etti bize. Geçen senenin efe tüfesine göre fiyatları hesaplaması gerekirken bu senenin efe tüfesine göre hesaplıyor. Yani o aradaki geç teslim farkını vatandaşa yüklüyor. Bilerek geç teslim ettik ki enflasyon yüksek olsun yani. Bilmiyorum, o kadarını bilmem. Ben bilerek mi yaptı, işi yetiştiremediğinden mi, o kadarını bilmem. Ama bizi 40 bin lira borçlandıracaktı, 435 bin lira borçlandırdı. 10 kat. 10 kattan daha fazla, 10,5 kat. Yani 435 bin lira borçlandırdı ama evleri sağlam. Ha tamam, bugün 435 bin lira bir para olmayabilir belki bir ev almak için ama bizim burada evimiz vardı, biz memnunduk, evimiz de sağlamdı. Cami de bu evlerle beraber yapıldı. Cami ayakta, bizim evlerimiz de ayakta kalırdı depremde. Allah bilir ama yani, ama bizi 40 bin lira borçlandıracağız dediler, 435 bin lira borçlandırdılar. Bir daire ortalama ne kadar? Yani 1750, 1650 o civar satıldı diye biliyorum ya. Borcuyla beraber. 3000 lira falan istiyorlar. Sen şimdi 1750 lirsin, herkes hücum eder buraya. Öyleydi ya, 1650, 1750, 3 milyona ev yok ya burada. O zaman senin evi hemen peşin aldım. Öyle mi? Tamam, hadi notere gidelim buradan. Yani eğer 1,5... Öyle mi ya, 3 milyon mu? Öyle diyorlar. Yok ya, 3 milyon. Ya biri belki 3 milyon dedi diye şimdi herkes 3 milyon diye bir şey... Ben işin... Ama ben şunu söyleyeyim. İşten tarafındayım. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Çekiyor arkadaş. Ben Aralık ayında ev tutacaktım Fahri Kayan'da. Sahibinden evleri favoriledim. Ben yeni evleniyordum. Dedim ki Fahri Kayan'a geçeyim, buradaki evimi de kiraya verir, üstüne birkaç lira koyar, orada otururum dedim. Benim Fahri Kayan'da favoriye eklediğim evler 4000-4500 liraydı. Bak, Aralık'ta Ocak asgari ücret zammından önce. Ben evleri favoriye ekledim, yetiştiremedim. Yani emin olamadım evi önceden tutup tutmamakla. Ocak'ta asgari ücret zamlandı, 4500 liraya favoriye eklediğim ev 8500 lira oldu asgari ücret zammıyla beraber. Bir tane Allah'ın kulu kalkıp da demedi ki ya ne oluyor bu evlere, ne oldu? Niye bu evler
iki katı fiyat oldu. Yani kimse kalkıp bunu sorgulamadı. Bunu söylemedi. Şimdi burada depremzedeler bilmiyorum ne fiyat verdi. Onun peşine mi düşmüşler? Yani insanların TOKİ'de evi var diye. Yani bence bak otel var. Mövenpik Otel. Depremden önce 650 liraydı geceliği. Şu an 2850 lira. Niye kimse kalkıp buna bir şey demiyor? İşte bunu söyle. Niye kimse bir şey bunlara demiyor? Buradaki insanlar, gariban insanın evi mi insanların gözüne batıyor? Düne kadar buradaki halkı hakir görüyorlardı. İnsanlara tepeden bakıyorlardı. Otel işini bir daha söyle ya. Mövenpik Otel fiyatları açıp bakabilirsiniz. Depremden önceki fiyat da belli. Hatta sitelerde eski fiyatları da gösteriyor. 650-700 liraydı geceliği. Şu an 2800 lira. Dışarıdan insanlar geliyor. Burada otelde kalmak istiyor. 3000 lira fiyat veriyorlar. 2850 lira. Yani fırsatçılık hep garibana mı yükleniyorsun? Garibana yüklüyorlar fırsatçılığı. Kendilerinden bahsetmiyorlar. Bugün ben bir mağaza aldım. Mağazada beyaz eşya aldım. Kasım ayında almıştım beyaz eşyayı. Bugün bana 10 bin lira fiyat farkı çıkarıyor. Senin malını eski fiyattan alırız diyor. Yeni fiyatı 33 bin lira. Sana 33 bin liradan satarız diyor. Her taraf fırsatçı olmuş. Malatya'da fırsatçılık almış başını gidiyor. Yani burada garibanın evleriyle uğraşmasınlar. Yazık günah. İnsanlar biriktirmiş bir ev sahibi olmuş. Onu da bugün her şey prim yaptı. Benim bu araba 150 idi, 500 lira oldu. Her şey prim yaptı. Kalkıp da garibanın eviyle uğraşmasınlar. Yok Gelinciktepe'de adam 10 bin liraya kiraya vermiş de. Yok şu kadar. Alma kardeşim, tutma. Madem öyle tutma, sen 10 bin liraysa tutma. Gücün yetiyorsa git o beyaz eşyaya, git otele. Hadi git oraya git, borun ötüyorsa. Burada garibanın tepesine binme. Yazık günah. Yani bunları dile getirmek gerekiyor Malatya için. Eyvallah kardeşim benim. Abi görüşürüz. Ara çalışıyor, telefonla konuşuyordu. Bizim programımız böyle. Kurgulama yok. Tanımak. Mehmet tatlı misafirim var akşam. Tatlı mı bıraktı Mehmet? Ayıptı söylemesi. Çıkıyordum baktım sizi gördüm. Şu yolu söyleyecektim. Ben herhalde Battalgazi Belediyesi sandım. Ulaşamadık. Hani yolu bir düzeltseler. En azından burada iş makineleri çalışıyor. Hani bir kum mu masalar. Bak hep çukur var. Yoldan başlayalım, hükümeti kurdun. Hükümet bizim işimiz değil abi. Eyvallah. Hadi. Peki. Evet değerli izleyenimiz, gerçekten yarım kaldı. İşte doğal, bizim programımız bu. Bizi biz yapan bu. Bizi neden seviyorsunuz? Neden telefonlarla arayıp teşekkür ediyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz? Bu sebepten. Çünkü biz doğalız, doğal. Az önce çok önemli bir şey söyledi. 600 lira olan otelin fiyatı 2800 liraya çıkmış odası. Neden ondan bahsetmiyorsunuz da işte bir garibandan falan bahsediyorsunuz dedi. Haklı. Çok haklı hem de. Eğer adaletli olacaksa topyekün. Birilerine bir şey söyleyeceksek topyekün. Ama yol konusunda haklı, gerçekten yol çok kötü. Bir an önce yapılması lazım. Onu da dinledik genç kardeşimi. Tekrar geldik burada, fikirlerimizi söyledik. Fiyatlar konusunda da çok kimsenin falan bilgisi yok. Zaten biz emlakçılık yapmıyoruz. Emlakçılık yapacak gibi bir derdimiz de yok. Sadece ve sadece burada yapılması gereken örnek evleri gösterdik. İşte ev yapacaksanız böyle yapın. Bundan sonra böyle olacak. İnşallah her şey çok güzel olacak. Tekrar ediyorum. İnşallah bu ülkede her şey çok güzel olacak. Eyvallah, sağ olasın. Hemşerim nasılsın? Nereye gidiyorsun? Vallahi bir evimiz vardı, teslim edeceklerdi. Gidelim bakalım, eğer tamamlanmışsa işte evimize alak da perişanız yani, evimize gelek. TOKİ'de değil mi? Evet. Ev sahibisiniz yani. Şeyde evde yerimiz vardı herhalde. Evet. Evin yerine verdilerdi. Eyvallah. Az önce diyor ki yani 40 bin lirada başladı, 400 bin liraya çıktı diyor vatandaş. Aynen öyle. Biz de sözleşme yaptığımızda dediler ki 59 lira borcunuz kalıyor daire başı. Şimdi 350 bine çıkardılar daire başı borcu. Bize 4 tane daire verdiler evin yerine. Yani onlar da mı fırsatçılık yapıyor? Yani bir devlet yani bilmiyorum yani, sözleşme benim bildiğim neyse odur. Benim bir dönüm yerim vardılar. 2 katlı 4 daire yerimi aldılar. 59 lira borcunuz vardılar. Şimdi 350 bin lira borç çıkarıyorlar daire başı. Ortalama buralarda bir daire ne kadar satın alsak? Mesela. Yani bin, her kafadan bir ses. Anın üstüdür yani. 1000 lira 1,5 lira falan vardır. Ha, öyle 3 falan değil yani. Yok canım öyle 3 falan. 3 ay satan, 3 ay alıyorlarsa ben veririm. Öyle mi? Ya 3 olmaz yani. Değil mi? Ya birin üstüdür yani. Biraz yol probleminiz var bildiğim kadarıyla. Var, daha bitmemiş. Tam anlamamış. İşte bu depremden dolayı acil teslim ettiler. Kiralar nasıl? Hemen onu da söyleyelim. Araç bek. Pahalı. Yazık yani. Kiralar pahalı. Ne kadar mesela? 4 lira, 5 lira, 6 lira, 7 lira diyen var, 8 lira diyen var. Yani evet. Günah yani. Benim ihtiyacım olmasa ben 2,5-3 lira veririm 30'un var. Ama ihtiyacım var. Eyvallah. Peki yolun açık olsun. Değerli izleyicilerimiz, burada da hemen doğal olarak kendisi durdu. Vatandaş aracını durdurdu. Hemen iki kelam ettik.
röportaj yaptık, fikirlerini aldık. Evet, tekrar ediyorum, İmar İskan dediğimiz yerdi. İmar İskan evleriydi burası eskiden. Tabii normal evler de vardı. Burada İmar İskan evleri vardı eskiden. Onlar yıkıldı, yerine çok güzel, modern, gerçekten güzel. Ama tabii vatandaş diyor ki TOKİ ile yaptığımız sözleşmenin dışına çıktı. Bunda tabii biz yorum yapmayalım. Mahkeme kanalı var, CİMER var, BİMER var, var da var. Dertlerini orada mutlaka arayacaklardır. Biz mümkün olduk ama Malatya'da nerede ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor onlardan haber vermek istiyoruz. Ve onların programını yapıyoruz. Devam edeceğiz diyoruz, bir amca geliyor. Bakalım bize doğru geldiğine göre, bize doğru geldiğine göre bir derdi var demektir. Doğru mu? Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Burada mı oturuyorsun? He, ben şimdi oturuyorum. Eskiden evin de burada mıydı? Yok, burada değildi. Ben başka yerdeydim. Burada daire aldım. Ha, sen TOKİ'ye yazılmadın, satın aldın. Yazıldım da şuraya yazdım. Oradaki evimi verdim, burada aldım. Ha, öyle mi? He. Yani gene de bu bölgenin insanısın. He, bu bölgenin insanıyım. Memleket? Pötürge. Pötürge mi? He. Şivan hiç Pötürgeli'ye benzemiyor. Ben doğma büyüme buradayım. Buralıyım. Tam Malatya'nın yerlisi gibi olmuşsun. Zaten hiç orayı belli başı gitmedim bile, görmedim bile. Ben burada doğma büyüme buranın adamıyım. Pötürgeli'ye bir işin yok. Yok. Nasıl, evlerinizde rahat mısınız? Nedir ne değildir? Rahat değil. Daha yeni teslim aldık. Yani bazı eksikler var, onu da tamamlıyorlar yavaş yavaş işte. Yeni teslim alıyorsun. He, teslim aldık işte şöyle 10-15 gündür oturuyoruz içinde. Anladım. Yine eksikler gelip tamamlıyorlar. Sen kaç metrekare yerini verdin bey amca? Benimki 80 metrekare miydi, öyleydi, bir şeydi galiba. Ona tam birebir daire mi verdiler, sen üstüne borçlandın? Ne kadar borçlandın? Ya %40 indirim yaptılar işte, şöyle böyle 350 bin lira civarında borçlandım. 300-350 bin lira civarında. Anladım. Ha, 3 ay sonra ne işte daha başlayacakmış herhalde ödemeler. Anladım. Az önce dediler ki sözleşmeye aykırı davranmışlar. 40-50 dediler, 59 dediler, şimdi çıkardılar 300-400'e, doğru mu? Onu ece bilemiyorum ben. Bir şey diyemem çünkü. Öyleyse öyledir, ben bilemiyorum yani. Anladım. Ha, işte şurada yönetim var. Şuna oraya gidik, orada şey ettiler, hesabı çıkardılar. Şu kadar borcum var. 3 ay sonra mı başlamış ne bu şeyler işte, ödemeler. Nasıl, çizik mizik, kırık dökük? Yok, dökük yok da bazı eksikler var. Onu da tamamlıyorlar işte yavaş yavaş. Memnunsun? Memnunum, çok şükür, iyi. Biraz Malatya'dan söz et ya. Malatya'nın durumu gezdin baktın mı? Çarşı diye bir şey kalmamış. Her taraf binaların altından gitmeye korkuyoruz. Yani yıkılacak gibi bize insan şey geliyor. Yani ne bileyim işte. Emekli misin? Emekliyim. Yani. Nereden? SSK'dan emekliyim. Hani esnaf mıydın, ne yaptın, ne ettin? Yok, bir yerde çalışıyordum, oradan emekli oldum. Yani tezgahtardım daha doğrusu. Öyle mi? He. Yani ömrün onunla mı geçti? Hep Malatya'da mı kaldın? Hep Malatya'da kaldım, başka yere gitmedim. Bir askere giderken İstanbul'a gittim, bir daha sonra bir daha gittim. Daha memleket da Pötürge'nin hangi köyü? Gazasından, içinden. Ha, merkezdesin. Merkezdeydi. De, ben orayı pek bilmiyorum, gitmemişim, bitmemişim. Çocukluğumda bir iki sefer gittim, ondan sonra daha gitmedim. Bir askere giderken de nüfus kaydım oradaydı, gittim onu aldım. Bir gece de bir akraba vardı, onlarda kaldım. Tekrar işte geldim, daha da giriş o giriş, daha ne Pötürge'yi gördüm de Pötürge'ye şey ettim. Baktım, evet, tam Malatya'nın yerli şivesi var sende. Evet, yani ben doğma büyüme buralıyım zaten. Anam zaten Ordu'lu. Yani. Peki bey amca, çok teşekkür ederiz. Rabbim her şeyin hayırlısını sağ versin. Ol, biz de öyle gördük, bir iki sohbet ettik, oldu, nedir ne değildir. Diye. Sağ ol, peki hadi, hadi günler, size sağ iyi günler. Ol, bu hangi kanalın ki? Malatya Vuslan. Değerli izleyenimiz, kanal boyunun hemen üstündeyiz. Burası Cemal Gürsel. Güzel insanların yeri, sanatı seven, edebiyatı seven, insanlığı, hoşgörüyü seven insanların ağırlıklı olduğu yerlerden, mahallelerden birisi Cemal Gürsel'dir. Cemal Gürsel'de asayiş olaylar pek olmaz. Çünkü okuyan, yazan, çizen, kalem tutan, saz çalan elden zarar gelmez. Burada da o insanlar var. Erenler var burada. Erenlerin olduğu yerden zarar gelmez. Tabii ki musahip olanlar, yani bizim kültürümüzde musahip olmak, yani iyilikle anılmak ve iyi şeyler yapmak. Hemen bir sanat merkezi, bakın görüyorsunuz. Bizim insanımız böyle küçük bodrumunu atölye yapmış. Küçük bodrumu atölye yapmış. Şimdi de buradan taşınıyor. Gözümüze çarptı, sahibine baktık, bir yere kadar gitmiş. Yine de görünce ben sanatı seven bir insan olarak baktım, burada çerçeveler var, çizimler var. Şurada bakın, tuval gibi yapılmış. Değerli izleyicilerimiz, sanat eseri. Hasan, görüyor musun ne kadar güzel yapmış?
Burada yine bir eser var. Anlam yüklemiş bunlara. Farklı şekilde bunları böyle duvar eserleri gibi yapmış. Bakın görüyorsunuz. Figürler böyle. Yine burada bir resim var. Evet, burada saatler var. Arapça yazılar var, ayetler var, hadisler var, neyse artık. Yani sanatını yürüten insan her yerde yürütür. Emeğini yapan adam her yerde emeğini devam ettirir. İsterse bodrum olsun, isterse rutubet olsun. Sanatçı her zaman ruhuyla sanatçıdır, ömrüyle sanatçıdır. Sanatçı her zaman güzel insandır. Biz röportaj yaparken ağabeyim de bizi böyle dikkatli bir şekilde dinliyor. Ben biraz vallahi ben hani medyaya saygım var ama karamsar medyayı ben sevmiyorum. Özürünü ben sana söylüyorum. Sizi de tanıyorum. Arkadaş tanımıyorum ama işte bizim Cemal Güzel Mahallesi 1960'lardan önce 30-40 hane olan Cemal Güzel Mahallesi şimdi binlerce konut hasar görmüş. Hepsine hasarlı raporu verilmiş. Yani burayı, bu Cemal Güzel'in konumu biraz farklı diğer yörelere göre. Mümkün mertebe yürütme ne olursa olsun adil olmalı. İnsanlara adil bir şekilde yaklaşmalı. Bak ben depremin birinci gününden beri barakada yaşıyorum. Çocuk bir tane arabasına baraka yapmış. O günden bu yana orada yaşıyorum. Çadıra başvurduk. Aldılar. Gayrı aldılar. Halen daha gelecek. Ayın 9'undan bu yana. Ha gelirse çadıra gireceğiz. Gelmese yapacak bir şeyimiz yok. 60 gündür bir çadır vatandaş olarak eline geçmedi. Vallahi billahi geçmedi kent şahsıma. Gittim Yeşillik Kaymakamlığına başvurdum. Yazdım, çizdim. Tamam dedi. Başıma gözüm sen dedim ve beklemedeyim. Ha bana derler ki yarın öbürsün derler ki gel buradan al. Para yok, pul yok. Gel buradan al. Oradan buraya getireceksin abi. He ne olacak? Kaç para istiyorlar? Benim cebimde param var mı? Yani görevini yapsalar, bak temel gıda maddeleri dağılıyor, Allah seni inandırsın. Yokarlarda getirdiler, şimdi gördüm. İnan ki şu kanal boyundan yukarıya doğru afetin geldiğini görmedim. İnsanlarımız bak bizim burada belediye, bizim burada yani mahallemizin muhtarı var. Elinde bir şey gelmiyor. Beceriksizin ta kendisi. Derdimizde çare yok. Oraya kurmuşlar Bornova Belediyesi. Saat Kulesi'ni oraya koymuşlar. Güzel bahçe. Ha yapanların emeklerine sağlık. Her türlü insanı boyutu göstermişler. Biz onlara saygı duyuyoruz. Ama bir de bizim bu aşağıya gelen milletvekili geliyor. Güneye sırtını, yüzünü dönüyor. Arka tarafında biz sanki affetsizade değiliz gibi. Bize bu muamele. Ya bir tanesi ya bir milletvekili ya. Yani ismi ben daha önce de başka bir kanalda konuştum. İsmini verdim. Burada ismini vermek istemiyorum. Adım bilmem çıkar 90'a elinde 80'e. Ya bir tane milletvekili geldi şu çadırlarda o partinin dışında. İsmini söylemiyorum. Yani sizin açınızda. Bir tanesi ya geçmiş olsun diyen bir milletvekili yok ya. Bu kadar olmaz ya. İki sefer Turizm Bakanı geldi. Yukarıya çıktılar geldiler. Artı şuraya inan ki vallahi billahi tillahi. Yaptıklarından dolayı çok çok teşekkür ederiz. Deniz Feneri denilen 1996'da kurulan bir sivil toplum kuruluşu inan ki bir geldi bize dedi ki geçmiş olsun dedi. Dert ve dilekleriniz nedir dedi. Baktı bizim her şu anda bulunduğumuz alan yukarıda bizim oturuyoruz. Herkesin isimlerini aldılar. Bu çadırda yaşayan insanlara sobasını, battaniyesini, temel gıda maddesini söylemez sahip balını, hijyenini, giyim kuşamını bir de giyim kuşamını getirdiği firmanın ismini söylemeyeceğim. Cilatinde. İki numara yok. Yani ikinci el yok. Sağ olsunlar. Yani Deniz Feneri getirdi. Bir önceki konuşmada söylemedim. Burada söyleyeyim üstüne basa basa. Onlara çok çok teşekkür ederiz. İşleri güçleri rast gelsin. Bir de Van'dan gelen bir ekip şurada 13 gün boyunca bize sabah hariç öğlen ve akşam bize iaşemizi getirdi. Onlara da çok çok teşekkür ederiz. Ama kar yağdığı gün de Mardin'de, Şanlıurfa'da, Elazığ'da gelen, orada bize bu tarafa doğru insanlara, insanı gönülde seferber olan o insanlara da çok çok teşekkür ederiz. Ha. İyiler yüzünden dünya dönüyor. Bakın iyileri anlatıyorsunuz. Evet. Yani ben yaşadıklarımı burada... Doğma büyüme buralı mısınız? Ben 1911-1955 doğumluyum. Toprak su denilen şu andaki Tapukadıstır'ın olduğu bölgede doğmuşum. 1970'te buraya gelmişim. 27 Eylül'den eve girmişim. 53 yıldır buradayım.
Memleket. Memleketim Tunceli, diğer ismi Dersin. He. Onunla da gurur duyuyorum. Namusluyum, şerefliyim, hasiyetliyim, onurluyum. Ahlaksıza ahlaksız derim. Babam da olsa, ben babamdan olmama rağmen, anamda doğmama rağmen, anam da terbiyesizlik yapsa anama da söylerim, babama da söylerim. Karşıdakini de gördüğüm zaman hiç affetmem. Ve doğruların arkasında her zaman giderim. Kaç yıldır Malatya'dasın? Doğma büyüme Malatya. Ha, Malatya'dasınız doğma büyüme. Doğma büyüme. Evet doğma ama büyüme. Ama aslınız Dersin'de. Aslını Dersin. Ben onunla da gurur duyuyorum. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Sağ ol, teşekkürler. İyi çalışıyorlar. Çünkü bu toplum eğer eline, beline ve diline sahip olsaydı bu binalar bu kadar hasar almayacaktı. Evet. Bu kadar hırsızlık olmayacaktı. Bu toplum düzgün babanın yolunda gitseydi, bu toplum Munzur gibi berrak olsaydı. Daha nice yatırlarımız da var. Daha nice yatırlarımız yani da var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizi seviyoruz. Evet. Aleviler bu toplumun temel taşları. Aleviler bu toplumun erenleri. Aleviler bu toplumun canları. Çünkü Alevi toplumlarında özellikle ahlaka çok önem verilir. Özellikle ve özellikle belki ibadet kısmı görüntüde kendilerine ama ibadet de Allah'la kulun arasında kimse ilgilendirmez. Evet. Şimdi ben oruçluyum öbür beni hiç ilgilendirmez. Ama senin bu temele attığın demir beni ilgilendirir çünkü burada bebekler ölecek. Evet. İşte Aleviliğin özünde olan o güzel ahlak ve haslete ben hayranım ve hastayım. O zaman... Tebrik ediyorum. O yüzden Cemal Gürsel az önce sunum yaparken dedim ki erenlerin, canların, yiğitlerin ve bizim Anadolu insanının özünün olduğu yerler buralar. Sizi seviyoruz. Şimdi örneğin yani demin söyledin ya Alevi toplumunun. Ben bir Alevi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bir Alevi yaşam biçimine sevgi dolu bağımdan elimden geldiği kadarıyla o yolu devam ettirmeye çalışıyorum. Ama şu var, ben Alevi olabilmem için çok yol katletmem lazım. Niye? Ben de ilk etapta gönül zenginliği olması lazım. Gönül zenginliği olmayan bir Allah'ın kulu değildir. Ha, gönül zenginliği olacak. Dürüstlüğü şiar edecek. Demin de söyledim. Dorgunun önünde devamlı gidecek ve onu savunacak. Savunmayan hava. Bir de şunu da söyleyeyim, özür dilerim, yanlış anlamayın. Yani özür dilerim. 3,5 sene önce Elazığ Siverek'te bir depremimiz oldu. Öder mi? Apartmanda yaşayan o güzel insanlarız. Ben ona da saygı duyuyorum. Ya Elazığ'da deprem olmuş, bize bir şey olmaz. Apartmanda oturuyorsunuz, güzel. Ama bura bir hasar aldı. Yönetici denilen bir o bazı zevatlar var. Zevatlar. Ben onlara zevat diyorum. Biraz ağır oluyor. Ya bir girin böyle bakın, taşıyıcı olanlarda bir şey var mı yok mu? Kimse bakmadı. İşte kadercilik oynadılar. Kadercilik oynadılar. 4-17 geçe bir geldi vurdu. Bir dışarı çıktı. Arkasında öğlen vakti ardı ardına vurdu. Eyvah biz ne yaptık? Ondan sonra Allah'a havale ettiler. Ben Allah'u talanın işine ben kendim karışmayayım. Kendiler sağlam yapmadılar. Allah'a havale ettiler. Kurtuldular. O ayrı. Şimdi o müteahhitler silsilesine geldiği zaman o hiyerarşik yapıyor yani, hiç ben altta değilim. Hakkını aramıyor. Hemen bir şey oldu Allah'a havale ediyor. Bak mesela şu anda Cemal Gürsel mahallesine hepsine hasar vermişler. Cemal Gürsel'i zaptırap etmeye çalışıyorlar. Ha gelsinler adam gibi gelsinler yerinde benim oturduğum parselde adada ev yapsınlar. Başımla gözüm üstüne beni alıp da İkizce'ye götürecek o yürütme asla ben de burada taşınmaz gayrimenkul olan yerlerimi asla vermem. Hukuksal yönde biz başvurumuzu da yapacağız. Gerekirse mücadelemizi de vereceğiz. Her türlü şeye açığız ve beklentideyiz. Mesela ki buranın zemini sağlam. Sağlam olduğu için buraya üşüşmeye başladı. Mesela örneğin ben yani bunu söylediğim zaman yanlış anlamayın. Karlarınıza bir şey gelmesin. Beştepe'de oturan şahıs diyeceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı o Cumhurbaşkanı değil. Partinin başkanı. Diyor ki ben Hidayet'i bir bölge daha var. Hanımın çiftliğini el koydum. Sen el koyamazsın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının almış olduğu taşınmaz gayrimenkullara sen ceberut olarak el koyamazsın Sayın Cumhurbaşkanı. Sen bunu yapma. Yapma, etme, tutma, aklını başına devşir. Teşekkürler. Evet. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerim de fikrini söyledi. Evet diyor ki sonuç itibariyle ben
Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusuna sahibim. Yani el koymaz. O da onun fikri. Evet. Fikir özgürlüğü var. O da mutlaka onun fikri. Pür dikkat dinliyordun ağabeyi. Evet. Ya bize evlere bakmadan gelirler. Şeyler bakmadan, mühendisler bakmadan ağır hasar verirler. Şey yapmadan her şeyi yani bilmiyorum bu sene ne olacak. Planlı projeli yapmıyorlar. He yapmıyorlar he. Hangi ev sizin? Bizimki şu arada da üçüncü kat. Şu, o, bu ara değil o bir ara. Anladım. He. Evet değerli izleyicilerimiz burası Cemal Gürsel, epey uzun konuştuk Tunceli'li hemşerimle, Dersim'le hemşerimle. Bakın pencere kap takılmamış, yıllardır bu ev var. Ben buradan her geçerken bakardım neden bir pencere takıp da oturmuyorlar. Böyle bırakılmış. Niye böyle bırakılmış merak ettim. Yıllardır böyle. Bu kerpiç evi yani önce kayılardı. Yani önce altta kayılardı, üstte yapmadılar. Üstü yapmadılar, öyle kaldı. İkinci katı yapmadılar. Yani kendi mallar. He, kendi mallar yapmadılar. Evet, kerpiç evi dediğimiz evler bunlar. Bunlar kerpiçlerde çamur yapılır. Şeyle karıştırılır, samanla ve ondan sonra da bir kalıbın içine dökülüp sert bir şekilde güneşte kurutulur ve biz bu evlerde büyüdük. Bu evlerde herkes büyüdü, bu evlerin çok anısı var. Kerpiç evlerin kendine özgü. Bakın hiç yıkılmamış, hiç çatlağı yok. Sapasağlam duruyor, depremden etkilenmemiş. Sanattan yola çıktık, Cemal Gürsel'den yola çıktık. Bir mikrofon uzattık, vatandaş fikirlerini söyledi. Kızgınlığı var. Küskünlüğü var ama gerçekten taraf tutmadı çünkü Deniz Feneri daha çok muhafaza kesime hitap ediyor. Kanal 7'nin bünyesindeydi. Ona teşekkür etti. Yani bağımsız olduğu belliydi. Taraf değildi. Herkese emeği geçene teşekkür etti ama eleştiriler de vardı. Bizim toprağımıza el koyamazsınız diyordu. Cumhurbaşkanı da olsan koyamazsın çünkü kanun var, hukuk var diyordu. O da kendine göre haklı. Evet doğrudur. Tabii ki her şeyin kanunla nizamlı olması lazım. Ki öyleyse ama devletin de insanların sağlam evlerde oturması için önlem alması lazım. Biz sadece aracıyız. Evet değerli izleyicilerimiz Malatya'daki turumuza devam ediyoruz. Enkazın başındayız. Yaşire pazarındayız. Akpınar'dayız. Oradayız. Buradayız. Dağdayız. Bayırdayız. Gittiğimiz ve gidemediğimiz yerler de var. Tabii bizim de bir yaşantımız var. Bizim de dertlerimiz var. Bizim de sıkıntılarımız var. Bizim de televizyonun binamız hasarlı. Ama buna rağmen mümkün olduğu kadar programlar objektif olarak yapmaya çalıştık. Burada program yapmıştım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti buraya. Hasan'ı da takip etmiştik ama kısa bir gezinti yapmıştık. Çok yoğun kalabalıktı hatırlarsanız izleyenler. Burası Bornova Belediyesi'nin kurduğu çadır kent. Bornova Belediyesi, Bornova İzmir'e bağlı. İzmir'in ilçesi, Bornova ilçesi İzmir'den gelmiş. Buraya çadır kent kurmuşlar. Bütün ihtiyaçları onlar karşılıyorlar. Çadırlar yapmışlar. Görüyorsunuz burada lavabolar, tuvaletler var, banyolar var. Böyle farklı bir şekilde insanlar çadırda hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz de burada Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki çadır kente gelelim. Buradaki çalışmalara bakalım. Kim ne yapıyor? Nasıl gidiyor? İnsanlar hani nasıl devam ediyor hayatını? Çadırların kapılar genelde kapalı. Hafif yağmur var. Yağmur çiseliyor. Hava soğuktu. Günlerdir çok soğuktu hava. Bugün hava biraz yumuşadı diyebiliriz. İki gündür ama yine şimdi yağmur var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Bütün kapılar kapalı diyorum. Terk edilmiş mahalle gibi. Ya şimdi kapalı olur. Burada açık yani. Herkes çadırında yani. Tabii. Nasıl, sıkıntınız var mı? Ne yapıyorsunuz? Sıkıntı yok. İyisiniz. İyiyiz. Bornova Belediyesi getirmiş. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Sizler de sağ olun. Eyvallah. Evet. Yani yeme içme sıkıntı, evlerde hasar. Yok. Sıkıntı evet. Falan yok. Eyvallah. He. Ondan sonra da işte. Evlerinizde hasar ağır tabii. Evde hasar. Ben onu konuşuyorum arkadaşına. Orta hasar işte. Benimki mesela. Evet. Hangi mahalle mesela? Cemal Gürsel. Orta hasar. Orta hasar. Yani düşünüyorsunuz gideceğiz mi, güçlendirme mi? Yani güçlendirme mi olacak, gidecek miyiz, kalacak mıyız? Yani daha belli bir şey yok. Bekliyoruz. Çadırlardasınız. Çadırlardayız, evet. Nasıl, yeme içme sıkıntı bir şey var? Yok, sıkıntı yok şu an. Her şey yolunda şimdi. Eyvallah. Peki, kolay gelsin diyoruz. Tekrar ediyorum, Cemal Gürsel'deyiz. Bornova Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu alandayız.
Burada yine bir mutfak. Aslında merak ediyorum. Şöyle gidelim. Yağmur da ciddi anlamda çiseliyor. İnsanların yaptıkları güzellikler, yardımlar, ortak olalım, seslerini duyuralım diyorum. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Aşçısınız efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Aşçısınız. Aşçıyım. Taze fasulye. Taze fasulye. Mercimek çorbası, pirinç pilavı. Ve mobil. Mobil, Bodrum. Mobil. Nereden? Bodrum'dan. Muğla Bodrum'a geldim. Bodrum Belediyesi mi? Bodrum Belediyesi, gönüllü olarak. Kaç kişi buradasınız? Şu an iki arkadaşım var. Üç müdürler var. Kaç aynen. gündür buradasınız? 40 gündür. 40. Siz nerede yatıp kalkıyorsunuz mesela? İleride şeyde kalıyoruz bize. Konteynerde kalıyoruz. Ve gelip burada yemekleri pişiriyorsunuz. Halka aynen. dağıtıyorsunuz. Evet. Kaç kişilik yemek günlük yapıyorsunuz? 450-500. 500. Ortalama 500. Bütün masrafların tamamı Bodrum Belediyesi'ne ait. Oradan da geliyor. Başkanımız da gönderiyor. Anladım. Diğer yer. Kızılay'dan falan topluyoruz. Topluyorsunuz. Evet. Ama burada mobil mutfak. Mobil mutfak, Bodrum'u güzel. Yalnız mı geldiniz aşçı olarak? Yalnız geldim. Arkadaşıma yardımcı, o da bizim orada karşılığını kapıyor. Kahvede. Siz nerelisiniz? Ben Milaslıyım. Milaslı. Milaslıyım. Milas'ın halıları meşhurdur. Halıları zeytinyağı meşhur. Zeytinyağı evet. meşhurdur. 35 yıl Bornova. Daha önce hiç Malatya'ya gelmiş miydin? Gelmedik. İlk defa mı görüyorsunuz? İlk defa görüyorum. Nasıl? Efendim? Sayılırım. Yarım yamalak şeyim var, evet. Teyze orada soru soruyor, cevap vereyim, belki size gelmiyor. Geleyim teyze, konuşuruz şimdi. Batı'dan geldin, Malatya'yı evet. daha önce hiç görmedin. Hiç görmedim. Depremi, yıkıntıyı gördüğünde. Çok duygulandım ya, gözlerime yaş geldi. Böyle çikabileri görünce, çocukların, bebekleri falan camları sıkışmış böyle. O zaman çok duygulandım, tabii çok duygulandım yani, ağladım. O çocuk bebekleri pencere sıkışmış böyle, evlerde görünce çok duygulandım. Ve bayağıdır da burada gönül olarak yemek yapıyoruz. Gönül olarak buradayız. İnsanların karnını yiyorsunuz. Mutluyum ama. Mutlusun. Mutluyum, çok mutluyum. Bu çok önemli. Bu hizmet yapmaktan da bir de mutlak aşık olduğu zaman da tabii çok seviniyorum. Eyvallah. Giderseniz bir sürü anılarınız olacak. Burada ayrılırken akraba gibi oldunuz, herkesle evet, tanıştınız evet. değil mi? Ne hikaye? İstemiyor zaten. Göndermek istemiyorlar. Hı. Lakabım dede benim. Ha, dede diyorlar hepsi. Dede olarak. Evet. Öyle kaldık. Burada da öyle kaldık. Evet. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Evet. Çocuklar git, evet. sizi göndermek istemiyor. Göndermek istemiyorlar. Gitsem yine çarşıya yine gelirim. Valla biri de benim karnım 3 öğün doyursa ben de onu göndermek istemem. Doğru söylüyorsun. Doğru yani. Söylüyorsun. Evet değerli izleyicilerimiz, Bodrum Belediyesi Milaslı hemşerim, Muğla Milaslı. Ege'nin hemen kıyısından kalkıp ta Malatya'ya, Anadolu'nun iç Anadolu'yu geçip Doğu Anadolu'nun batı kısmına kadar gelmiş. İşte burada görüyorsunuz, yemekler, aşlar pişiriyor. Mobil imkanlar var. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bodrum ya biz Bodrum Belediye Başkanı'na çok teşekkürlerimi iletelim. Bodrum Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar, ekmeklerini yiyor insanlar, sularını içiyor. Evet. Dostum kolay gelsin. Teşekkür ederim. Malatya'yı unutmayız, biz de sizi unutmayız. Biz de bekleriz. Evet, ama. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Mobil olarak Malatya Vuslat. Gençler burada. Gençler her şeyi bulabiliyor musunuz burada? Mesela hani imkanınız iyi mi? Ders çalışma imkanı, ortam, sosyal ders faaliyet. Ders mesela sosyal faaliyet var mı? Yok zaten. Ya. Mesela ne gibi sosyal faaliyetiniz var? Yani arkadaşlarımızla birlikte oyun falan oynuyoruz abi. Oyun parkı yani, yapıyoruz. Şey var mı hani böyle şey eğiticilerin önderliğinde işte sosyal psikolojik destek var, falan var. Var mı? Kreşte yapıyorlar. Hocalar geliyor, gönüllü hocalar. Koreliler falan geliyor. Orada bizi eğlendiriyor. Abi senin bıyıklar terlemiş. Sen kreşlik değilsin ya. Sen artık hoca deli, sen delikanlı olmuşsun değil mi? Yani kreşlik değil. Evet çocuklar burada. Nasıl, kitap falan okuyor musunuz? Evet. Yani bence kitap okuyun ya. Kitap okumak değil mi? Kreşte okuyoruz. Okula gitmesek bile ne okuma yazmayı unutmayalım en azından. Ya bak gördün mü değil mi? Yani kitap okumak lazım. Evet Cemal Gürsel'deyiz. Burada... gelenler var. Evinizde hasar var mı teyze? Bizim ev çok dağıldı valla. Ya. Sen valla senin başın. Sen dur. Gorsuru onlar senin neyi oluyorlar? Kijongon değil. Malayalı tarafı. He? Balyon? He. Balyon? He. Yani şey mi? Sen söyle. Kel Halil mi? Çığlık mı? Hamiko vardı. Da varma varı vardı. Şimdi gezerde oturuyor. No. Hamiko öldü. No. Aynı işte onu ama. Da
tu enişte gönü. Pedil gönü, fadil birita gönü. Nasıl kırıya gönü. Nasıl yeme içme problem var mı? Yok, şükür öyle bir şey yok yani. Ne bileyim yani öyle şey yok. Verirler yani işi gücü rast gelir. Başka da ihtiyacımız var. Evde hasar var mı sizin? Evimiz altı, üst kat taşın cama kat. Alt katta dağım dağım olmuş. Öyle mi? Nasıl olacak bilmiyorum ki şaşırdım ki nasıl. Burada yemeğiniz içmeniz en azından var. Sıkıntı yok, hiç sıkıntımız yok şükür. Orcasına sıkıntı yok. Eyvallah. Evet. 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 Nasıl edecek Allah bilir ki burada kontrol buraya bize bir tane verirler. Yoksa vermeseler ben Fadıl kardeşim edemez ki bir yere gidek. Bu yaştan sonra nereye gideceksin? İşte Allah bilir ki verirler. Verirler verirler. Valla bilmiyorum işte şimdi Fadıl kardeşim. Çadırdayız, buradayız, buradayız. Gelirse gidek. Yok, teşekkür ederim teyze, sağ olasın. Kardeşin evde. Sağ olasın, Fadıl'a selam söyle. Sağ olasın, kurban olayım, hadi tatlım. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Olur inşallah. Değerli izleyicilerimiz, evet, Paşa Köş, Cemal Gürsel'deyik dedik. Teyzenin samimiyetine bakın. Aslında ben yani... Hani bozuntuya vermemek için tanımıyordum. Fadıl kardeşin evde diyordu. Demek beni ya birine benzetti ya da kendine yakın gördü. Çadırların çok arasına girip hani çadırlara müdahale etmek doğru değil. Onların da mahremleri var. Çadır işlerine girmek çok doğru değil. Ama burada Bornova Belediyesi'nin çadırları var. İnsanlar burada. Suyunun içinde hastayım, oğlum hastayım. Ha? Ne bir gün demedik hala gider hala bu çadır. Biz ne? Aa o hottum. Doğa hottum. Daha harım gider işte hottum. Ha kadım. Daha. Daha hiç şey konuşuyoruz. He. Az böyle çibey böyle hadi. Çibey mi işte bak dizlerime ben edemeyim ki yürüyecek. Ha bu soğukta 3 gün 5-6 gün su yokturdu. Kız gidiydi silidirdi. Çadırımıza su basıyor. He? Öyle mi? Evet. Ha. Yani çok su aldı mı? Evet aldı. Çok perişan yani mıydı? Perişan olduk. Hara o yastıklara böyle sıkıdır su gelidirdi. Allah Allah. O yağmurlar hep içer misiniz? Evet. Hem çadırlar dayanıksız mı? Evet. Tabii bunlar su bırakıyor. Ama Allah razı olsun yani Bornova Belediyesi'nde çok teşekkür ederim onlara. Nasıl yemeniz içmeniz bir sıkıntı var mı? Eviniz nasıl? İyiler. Evimiz sıfır. Ev sıfır. Tamam. Benim oğlum da hasta. Engelli yani evet. İçeride. Sizin yükünüz daha çok ağırmış. Evet. Hiç sorma. Söylem. Bir yani metro da, bir metro bez alam. Hem söylem hem ağlarım. İçim değil o. Bak hem ben engelli evladım var. Hem suyun içinde hem deprem hem ev gitti. Bak 12 sene ben kartta ameliyatlıyım. Şimdi de buraya geldim gelmedim işte ki. Şimdi her tarafım far gibi olmuşum. Bu şey çadıra girdi girmedi böyle oldu. Yani hem hastasın hem hasta bakıyorsun hem sıkıntı. Buz gibi hava soğuk geçirdik ev gitti yani afetler üst üste aslında. Evet. Değil mi? Üst üste işte. Geliyor evet. Memleket neresi? Adıyaman. Adıyaman. Ama ben 13 yaşındayım ben buraya geldim. Bu mahalledesin. Evet. He aşağıda da oturdum. Kovi. Recep'e? Yok. Kovi. Biz kavluk. Recep'e şey farkı yok. Biliyorum hepsi aynı evet. Sen nerelisin? Ben de o taraflı sayılıyorum. Hala köyünü söyle. Ya ben işte her yerliyim. Neyse. Az önce dediler Doğan şehirli he dedim. Oralı diyorlar he diyorum. Pütürgel diyorlar he. Direjanlı diyorlar he diyorum. Yani işte ay Raşim. Direjana verecekler galiba. Yani aşirin. Düşmanlıyım. İnsan iyi olsun. Eyvallah. Ama iyi olmasın da kız meleke olsun. Sen gerçekten el öpüles annesin. Sen engelli sen bakıyorsun. Yani Allah yardım etsin. Ya bak, bir bakalım mı şeyimiz bak, hastamız? Bak bak her anede gidip bakalım. Ay, işte. Lan gel canım gel. Evet. Ben bir o da sürekli şey ya, biraz, sürekli ona bakmak gerçekten burada. Zor bir olay değil mi? Lan gel buraya buraya gel. Burada. Gel buraya buraya sen bu hali kaldıracak. Yaş. Yani sanki biz taşın üstünde yedik. He, evet engelli ve bayağı da yaşlıyım. Ve sen yıllardır buna bakıyorsun. Ben 40 yaşındayım herif öldü. Geri gitti. 40 yaşındaydın. Herif öldü. Evet. Ben bu çocuğum neler neler.
Hastane aman hiç bana sormamış. Yassısa ne? Başka çocuk var mı? Yok. Ben ve kardeşim işte. İşte bunun başka kimse yoktu. Annenle beraber mi kalıyorsun? Evet. Yani bekarsın herhalde. Evet, bekarım. Sen de yani evet. Ben şimdi de size ben bakıyorum bırak. Yani ben ilgileniyorum onlarla. Başka kimsemiz yoktur Allah'tan başka. Yani bir engelli içeri sesi geliyor sürekli. Evet. Bülent, sen, anne. Evet, üç kişi yaşıyoruz. Geliriniz bir şeyiniz var mı? Hayır. Gelirimizi biz inkar etmeye kalmışız. İki göz, yani şimdi o da şey. İki göz kerpiç evimizi vardırdı. O da Harif'te, Melül'de. Melül'de, Melül'de, şimdi de. Onun şeyiyle biz geçiniyor o zaman. Biz geçiniyor. Biz de bile, bile de olmayırdı. İşte ah çok bir şey. Bir gün başka bir işimizi kalmadı, bir işimizi olmadı. İşte tek o kurşun. O da bu hasta. Ben ilacım pahalı. Kalp ilaçlarını alıyoruz. Yani ne? Dert üstüne dert. Evet. Hiç işte, düşündün mü bir gün bana bir şey olursa Bülent'e kim bakacak dedin mi? Ne olacak? Ben dedim ki bu bir şey değil. Ha bugün var mı yarın yok mu bu kız ne yapacak? Bu çocuk ne yapacak? Ben de elimden geleni yapıyorum yani. Elimden gelirse her şeyi yapmaya hazırım yani kardeşim için. İşte evet değerli izleyicilerimiz, engelli bireylere bakmak hiç kolay değil. Engelli yaşamak hiç kolay değil. Eviniz yıkılıyor, yağmur yağıyor, fırtına oluyor, dondurucu soğuk oluyor. Her şey üst üste geliyor. Deprem geliyor ve bir de engelli annesisin. Engelli de öyle küçük çocuk değil. Yani 50 yaşında var değil mi? Yok. Yani yok, çünkü saçlar bembeyaz. Ya 40'ın üstünde yani. Ha, evet. Ha 40'ın tabii. Üstünde. 42. 42 yaşında da engelli ve sürekli durmuyor sesi geliyor bakın içeride. Hiç hayat kolay değil ya. Bu annelerin kıymetini bilin. Evet. Bu fedakar insanların kıymetini. Engellilere mutlaka ve mutlaka el uzatın. Engellilere yardım edin. Engelli ailesi olmak çok zor, çok kolay değil. Bak iki kişi, bir kadın, bir erkek. Bu ayakkabı kaç numara giyiniyor? Bu elbise kaç numara giyiniyor? Beni daha öyle getirecek başka aileler başka. Kimseyle yani çekmedik. Yani gelen giden olmuyor mu? Yardım eden olmuyor mu? Valla şimdi kadar olmuyor. Neyse o günü bir adam 1 milyon para da yani herkesine verdi. 1 milyon da para bize verdi. İnkar etmiyor. Yani 1000 lira. Evet. Yani anladım. Yani çok büyük para değil ama 1000 lira bir herkese yardım etti. Herkesine bu çadırları herkesine verdi. Var mı bir diyeceğin, bir isteğin var mı? Var. İsteğimizi ben ne yapayım? Ne yapayım? Aha söyledim. Bak oğlum hasta. Ben hastayım. Benim param, ilacım yetmiyor. Yine de biz dedi çok şükür ama bu dekmedi. Biz öldürdük. Evet. Bir dokunup bir ah istiyorsun. Anadolu insanı böyle zorlukları, sıkıntıları. Bu sıkıntıları bir de ekmeğine katık edip yiyorlar adeta. Çünkü gerçekten dert bitmiyor, keder bitmiyor. Biz de isteriz ki çok farklı bir ülkede olalım. Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri gibi her şeyimiz tıkır tıkırında olsun ama afetler geliyor, sıkıntılar oluyor. Zaten fukaralık vardı. Zaten sıkıntılar bizim yakamızı hiç bırakmıyor. Bu depremde tuzu biber oldu adeta üstüne. Bey amca nasılsın? Yani korkudan yasak. Korkudan bir şey yok. Tayyip'in ekmeğine yağ sürdüm. Kim? Deprem. Yani ne gibi yani? Ben senin bütün şeyleri inkar ediyor. Ben yaptım. Anladım. Yani kendine pay çıkardı diyorsun. Ha. Anladım. Ya keşke deprem olmayaydı da yağ da olaydı. Ha, yani o olaydı. Yağ da onun olaydı, öbürünün kendini olaydı. Kendini tanıtır. Evet. Ben Necdet Akboğa, Malatya Vuslat TV'de program yapıyorum. Nasılsın? İyidir, idare ediyor. Şimdi bizim dediğimizi yapmıyor. Burada kontrolü yapıyor evimin yanı. Bize tutup başka yerde kontrol tarif ediyor. Maksat ki burada kaldıralım. Yani konteyner yapacaksan bu meydan boş diyorsun ki burada yap. Beni niye gönderiyorsun? Hayır benim evimin yanında. Konteyner tam da evimin dibinde. Ben o zaman niye gönderiyorsun? Niye ben uzağa göndereyim? Bizi dağıtmak istiyor. Evet yani senin de doğru seni de dinlesinler artık yani.
diyor ki bizi konteyneri buraya kurun diyor. Niye bizi dağıtıyorsunuz diyor. Biz hepimiz yine diyoruz. Değil mi? He, evet. Buradaki çadırlar aşağı yukarı çadırlarda. Ama biz gidip bir şey alıp korkarak ama çıkıyor. Birçok duramik içinde diş sallanıp korkuyoruz biz. Tamiri yapar güne içine koyak evlerimiz az bir şey çatlak var. Çok hasar yazılıyor. Yok benimki ne ağır hasar. Faruk Hayy'den arada duvarda adam geçi az hasar yazmışlar. Bu nasıl iş? Aklım ermiyor. Yani sen diyorsun ki hakkın neyse onu yazsınlar. He. Yani ne azla çok çoğa az demesinler. Bizimki tabii alt katı bir odası bile çatlak çutlak var suyakta. Yani pek yok o kadar. Evim iki katlı zaten. Belki bodrumda altta kolonda falan olmuyor ya. Bir tane çiriş var, bizim evler kolonlu yok, tek, bilmiyorum. Bizim zamanımızda kolon yok. Kolonlu değil, şeyle, yığma. Yığma bina, evet, yığma bina. Vallahi bilmiyormuş işte, öyle değil. Kimi deyip çürük rapor çıkarıyor, bu malı yıkacak. Kimisi ne deyip ben de anlamıyorum. Ne bizim haberimiz dünyada yok, ne televizyonda, ne şurada, ne burada. Biz bir şey dinlemiyoruz, bilmiyorum vallahi. Varsa yoksa dünyamız bu çadırlar. Bu çadırlar. Bu çadır da olmuyor, yaz olursa sıcak içinde adam duramaz. Zaten soğuk. Fırtınayı, yağmuru yediniz. Onu yedik. Onu gerçi yedik canım. Ama biz, Afat bizi gönderdik. Biz dedik soğuktan öleceğiz depremde. Ölmedik. Üç gece biz dışarıda kaldık tarlanın içinde. O binalar hepsi boşandılar. Yağmur, çamur, barsoda dum buz olunca insan dışarıda duracak tamurun olmadı yani artık. Sonra, çok kötü soğuktu ama ya. Çok bile ben su kaynattım, bardakla döktüm, havada boncuk boncuk oldu. O kadar soğuktu. He. Sonra Afat bizi Antalya'ya gönderdi. Biz 3 aile biz kiraladık gittik. Antalya'da yer yok. Doluymuş. Sonra İsparta'ya geldik. Kız yurtları vardı size onda sağ olasın. Orada ağırlaştılar. Ben 18 gün kaldım. Oğlan bir hafta. Gelin torun da orada okula gidiyorlar. İşte bayramdan mı geliyor? O kefi bırakıp niye geldin? Ben ne kadar kalacağım? Herkes yani sorumluları var. İlla da vatanım, memleketim. Vatanım, memleketim olacak. Onda sizde iyi olmasın. Her şeylerini karşıladılar yani. Bir sene kal, iki sene kal ama olmuyor. Ne kadar kalacaksın? Geri döndün geldin yalnız başına. He, geldim. Memleket neresi? Biz buralıyız. Buralısın. Manatya'lıyız. Biz hiçbir yani köyünüz müyünüz var? Köyümüzün Ceviz Pınarı... Şey Kırlangıç köyü var. Örnek köyü. Ha, Kırlangıç'ın üst tarafı. He, haritada sildi silmedi. Bilmiyorum biz o köylüyüz. Şurada bağlıyız. Biliyorum o dağ köylerini biliyorum. Belki türbeye gelmişsiniz Hüseyin Doğan dede. Geldim, çok geldim. He, biz o köylüyüz. Anladım. He, 30 bir yıl. Orada örnek köy kurulmadan önce o dağa doğru köyler vardı. He, topladılar. He, topladılar. Ama örnek köyü de bize vermediler o zaman. Değil mi? He. Bana vermediler bize o zaman. Şimdiki 30 yılda fazladık biz burada oturuyoruz. Anladım. He. Ama o tarafın köyleri de çok ağır hasarlı ha. O mesela Kadir Şuan'dan başla, öyle Allah git. Allah. Seyit Uşağı'na, o yukarıdan in aşağı. Örnek köyünün arkalarına o neydi o? Zeydan. Oraya çok kötü yani. İşte kurban olduğum alan ne şehir kaldı ne bahir kaldı. Her taraf çok kötü oldu. Bilmiyorum niye. Böyle bir şey olacak değildi. Her zaman böyle geliyor bu deprem. Deprem hep bu yanda geliyordu her zaman. Ve bildiğim kadar bu yaşa gelmişim. Fadıl dayı bizim evin altında ben söylemiştim komşuya da iki ay, bir buçuk ay depremde yiyince hafif kütültü geliyordu. Hafif hafif. Böyle küt küt küt. Ben dedim fare gezi altta. Altında şey var. Merdi vardı. Merdi üstüne biz şiltak koyduk. Şiltanın üzerine köpük koyduk. Köpük üzerine parke koyduk. Güne kadar iyiydi ki bile söküle. Allah Allah. Allah'ım bir alta vuruyor. Bilmiyorum. Yani pek yine de geçmiş olsun. Sağ olasın. Benim kardeşim de köyde bir yıkık bir evde oturuyordu. Kendi de hasta. Ev de yıktı. Hayvan da dışarıda. Kendi de dışarıda bir çadır birisi getirmişti. Çok yani çok zor durumda millet. Bilmiyorum. Yine de Bornova Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz, değil mi? Başta teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu kadar millet ağırlaştı. Bu kadar bize yardım gönderen insanlar, bütün Türkiye'nin her yerinde seferber oldu. Değil mi Fadıl Dayı? Seferber oldu da. Neyse onu kendine mal edecek. Şimdiki gelenleri bazı şeyler yere ulaşamıyorlar. Yani gönderiyorsun, yere ulaşamıyorsun, başka yere gidiyor. Bazı yere de oluyor yani. Yani işte kaymalar oluyor. Anladım. Ya ister istemez insanın olduğu her yerde sıkıntı olur. He. Değerli izleyicilerimiz, vatandaşa uzatıyoruz. Cemal Gürsel'deyiz.
burada insanlar ye bir çay bir kahve içsin. Teşekkür ederim sana. Ayrımcılık olsun istemiyorlar. Kendi toprağında, kendi vatanında, kardeşçe, birlik beraberlik içerisinde yaşamak istiyorlar. Her şeyden önemlisi insanca yaşamak istiyorlar. Cemal Gürsel'deyiz. Bornova Belediyesi'nin çadır kentindeyiz. Fadıl Dayı'nın yanındayız. Ablamın yanındayız. Az önce dinledik. Bülent rahatsızdı, annesi dert yandı. Evet. Gençlerle beraberiz. Sizin olduğunuz her yerde deprem süresince, bu çadırlar devam etti müddetçe, ben geleceğim. Sizin derdinize derttaş olacağım, yoldaş olacağım, sırdaş olacağım. Siz de Türkiye'nin neresinde oluyorsanız olun, Hızır olun ve Hızır olun ki bu insanlara yoldaş olasınız. Ben Usta TV'ye çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Bornova Belediyesi'nin kurduğu Cemal Gürsel'deki çadırlar hemen burada. Çadırların yanı başına konteyner kente kuruluyor. Şu an görüyorsunuz altyapısı hazırlanıyor. Elektrikler, kanalizasyon, su, yani bütün detaylar falan seki seki yapılmış. Burası biraz şeyli. Cemal Gürsel'de buraya konteynerler konacak. Ama tabii bu konteynerler kaç yıl sürecek, nasıl olacak onu bilemiyoruz. Ama bilesiniz ki Malatya'da yıkım çok, hasar çok büyük. 3 de olabilir, 5 de olabilir. Çünkü ona göre kendimizi hazırlamamız lazım. Böyle bir sene sonra buradan çıktık, eve gittik falan, öyle bir şey biraz zor. Doğru mu? Doğrudur. Şöyle bir şey zor yani. Evet. 6 Şubat'tan bu yana yoğun bir çalışma yürüttük. Sağ olsun Bornova Belediyesi ilk etapta barınma sıkıntı çadırımızı karşıladı. Kendilerine teşekkür ederim. Bu arada Büyükşehir altyapı çalışmasını yapıyordu konteyner Cemal Gürsel Mahallesi'nde. Yaklaşık 1000 adet konteyner alanı oluştu. Şu an ilk etapta 300'den yakın bir konteyner alanı oluşturuyoruz. Burada yetkililere şunu sesleniyorum. Bu mahallede ve çevre mahalledekilerin buraya yerleştirmesini arz ediyorum. Şöyle ki 30-40 kilometrede bir yerleşim alanına gönderirseniz konteyner bir sıkıntı oluşuyor vatandaş. Bu mahalleli burada kalsın diyoruz. Tabii değerli izleyenler, bunu söyleyen mahallenin muhtarı. Yani en azından mahallenin muhtarını dinlememiz gerekiyor. Diyor ki bu konteynerler yapacaksanız bu mahallenin sakinlerine verin. Buradaki insanlar uzağa göndermeyin. Uzaktan da insanlar aramıza sokmayın. Biz hepimiz akraba gibiyiz. Eski komşularız. Aramıza yabancı girmesin. Burada mümkün olduğu kadar bu konteyner kente bizim mahalleliler kalsın diyor. Tercüme etti mi? Aynen öyle. Yani burada vatandaşlar 6 Şubat'tan beri mağduriyet yaşıyor. Bundan sonra ikinci mağduriyet yaşamasın. Barınma sıkıntısı bir önce çözülmesini istiyoruz büyük yetkililerden. Evet. Cemal Gürsel Mahallesi'nin muhtarı Ali Doğan üstadım buradan birazcık diğer şeylere değine. Mesela şu çadırlar var yanda. Şu kahverengi gri olan. Onlar ne çadırı? O çadırlar eğitim amaçlı. Bu tarafta ilk öğretim, diğerde orta ve lise yönelik. Bunun yanında kreşimiz var. Bornova Belediyesi'nin yürüttüğü. Burada da askeriyemiz hemen gelip hemen iki günde oldu, üç gün oldu. Burada iki tane çadır kurdu. Eğitimimizde çarşamba günde başlayacağız bu deprem bölgesinde. Çadırı askeriye kurdu. Evet. Normal öğretmenler gelecek. Gönüllü öğretmenler. Gönüllü öğretmenler. Gönüllü öğretmenler buradaki eğitim. O çadırlarda evet, eğitim veriyor. Aynen öyle. Eğitim verecekler. Eğitim verecekler. Yani ne olursa olsun, yani sıkıntılar olsa artık eğitim hayata bir başlamamız lazım. Eğitim şöyle, çünkü çok geride kaldık. Bir de psikolojik destek alıyoruz. Aile ve sosyal politikalar geldi buraya. Bir çadır daha kuracaklar. Buradaki çocuk psikolojisi ve yetişkin psikoloji üzerinde bir eğitim verecekler. Muhtarım, Cemal Gürsel'in nüfusu ne kadardı aşağı yukarı? 5200 depremden sonra boşaldı. %60'ı şehir dışında. Onlar da yavaş yavaş ara ara geliyorlar. Dönüş sağlıyorlar. Peki şu çadırlarda kaç kişi kalıyor? Şimdi bu çadırda kapasitemiz 600. Şu an 510-520 arasında kapasitemiz var. Zorluk yaşadınız mı? Kar, yağmur, fırtına bayağı bir. Şöyle onu düzenleyerek meyilli bir açı verdik. Yağış, yağmur da bir doğa afetidir. Onun için önlemler aldık. Sağ olsun herhangi büyük bir sıkıntı yaşamadan yağışlarımızı da atlattık buradan. Peki yeme içme, sağlık, yani problemler açılıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Burada Bodrum Belediyesi'nin mobil yemek var.
buradaki ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor ve aşçımız da burada. Anladım. Ya evet. Bir düzen oturttunuz mu? Oturdu, evet. Konteyner de gelirse daha düzeniniz oturur. Evet, konteyner de gelirse burada yine yetkililere tekrar tekrar söylüyorum. Mahallemiz ve çevre mahallemiz burada barınmasını arz ediyoruz yani. Çünkü mağduriyet tekrar yaşanmamız. Anladım. Bizi kendi mahallemizde bırakın. Biz buraya alışmışız. Uzaklara göndermeyin. Uzaktan da kimseye aramızı almayın. Özeti bu. Herkes kendi mahallesinin çevresinde uygun yerde yerleşebilir yani. Anladım. Başka bir diyeceğiniz var mı? Yani başka bir sıkıntınız var mı muhtarı yakalamışken, bulmuşken? Burada medyaya ve bizim basın olarak, muhtarlar olarak destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu süreçte çok çalıştık, çok yorulduk. Burada vatandaşlarımıza ve mahalle sakinlerine şunu söylüyoruz. Her konuda kurumlarla diyalog halindeyiz. Bir sıkıntınız olursa muhtarınıza gelin, gereken yolları arz ederiz. Tabii ilk zamanlar biraz sıkıntı yaşadınız o ilk 3-5 gün. Evet, değil mi? Aynen, yani çok yoğundu, çok yoğundu. 15-20 gündür ayıkamadık yani. Gece 1'e kadar, 2'ye kadar günlük yarım saat uyuyorduk. Ama şimdi biraz da rayına oturuyor. Evet, aynen. Kurumlarla diyalogumuzu hızlandırdığımız için bir sıkıntı oluşturmadı şu an. Tamam. Ulaşabiliyorsunuz bir sıkıntı yok kurumlara. Şu an yok. Sağ olsun kendileri geliyor periyodik olarak mahallemizi ziyaret ediyor. Bir sıkıntınız varsa takviye sağlıyoruz. Bu arada da yine tekrar ilk barınma Bornova Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Cemal Gürsel'deyiz. Muhtarımla beraber birkaç bilgi aldık. Konteyner kent buraya kuruluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı yapıyor. Maski kanalizasyon su işlerini yürütmüş. Makineler çalışıyor, araçlar çalışıyor. Muhtarım işin başında. Hemen orada kilit taşları döşeniyor. Yani çünkü burada uzun kalacağız bu gidişle. Biz biliyoruz ki Malatya gerçekten çok ağır yaralı. Bu konteyner kentlerde ben diyeyim 3, siz deyin 5 yıl. Hiç kolay değil, şehir yerle bir. Kolay da biz bu günleri atlatacağız ama biraz zor atlatacağız. Çünkü durumumuz bu noktada biraz daha sıkıntılı Malatya olarak. Cemal Gürsel'deyiz dedik. Konteyner kent kuruluyor dedik. Bornova Belediyesi'nin çadırları burada kurulmuş dedik. Muhtarımla röportaj yaptık, özetliyorum. Ve çocuklarımızın olmazsa olmazı kreş. Çadırdan kreşimiz de var. Burada bir gürültü geldi. Biz deprem oluyor zannettik. Gürültü gelince artık o kadar korktu ki muhtarım. Her bir gürültüye hemen bakıyoruz etrafa. Böyle bir gürültü gelince sanırım bir şey yuvarlanıyor. Şey çocuklar evet çocuk oradan birisi. Onlar rüzgardan düştü, evet. Onu yerine taktı. O gidince yerde bir ses yapınca evet. Biz herkes birbirine baktı. Deprem oluyor diye. Ya alıştık artık. Günde 2-3 tane sarsıntı olursa. Kreş nasıl çalışıyor? Ne oluyor? Biraz sabahleyin bayağı bir büyük saat, evet 10 civarında başlıyor. Öğlenden sonra 3-3.30'a kadar devam ediyor. Hı. Burada özel gönüllü kreş hocalarımız var. Hı. Burada gününü gün ediyor çocuklar. Kaç çocuk var? Yaklaşık 30'dan 40 alanda. Mahalle sakinleri de geliyor. 60'a çıkıyor. Şey yapıyor. Geçenlerde Kore'den gelen etkinlik arkadaşlar 2 gün burada etkinlik düzenlediler. Kore'den? Tabii Kore'den geldiler. Çünkü yani uzak kardeş ülke olarak biliyoruz. Geldiler. Ta da devam ediyor. Diyalog arıyor. Yardım sıkıntı olursa gelir. Bunun için çok güzel bir etkinlik yaptık yani. Anladım. Kreşimiz de var. Evet. Peki bir şey daha sorayım. Cemal Bey, evlerde kalanlar mı? Evlerde şöyle az hasarlılar olan, hasarsızlarda kalan var. Diğerleri yani kanal üstünde %65'e ağır hasarlı. Sizin buralarda bir dönem yani, hani dönüşme uğrayacaktı. Bir... Şöyle diyeyim ki ben göreve başladığımda bu yana 4 yıldır imarla uğraşıyordum. Eğer deprem olmasaydı Mayıs sonunda bitecekti. Bu konteyner yerine Vali Bey zaten özel izniyle okul yerimiz olacaktı. İhaleye de çıktı 2002'nin son Ocak ayının son haftasında. Bu süreç böyle devam ediyor. Milli Eğitim'i de bilgilendirdik bu okul konusu. Bu bölgede Kemal Özerper vardı. Altı mahalle oraya bağlıydı. O da yıkıldı. Okul sorunumuz çok büyük burada. İnşallah burada da bir sıkıntı olmazsa bu ihale sonuçlanır. Buraya okulun temelini attırız. Bu bölge rahatlar eğitim. Ya bir kentsel dönüşüm ya da TOKİ devam ediyor. Şu olacak. Devam ediyor. Çünkü 4 yıl çalışıyoruz. İşte deprem olmasaydı Mayıs'ta bitiriyorduk. Askı sürecine geldik. Tamam.
Yani onun süreci devam ediyor. Evet, tabii biz de isteriz. Herkes evet. ister ki insanca yaşam olsun, tabii, düzgün tabii. yaşam olsun. Yani onun diyalog halinde gerek büyükşehir gerek de Yeşilyurt Belediyesi. Bence kentsel dönüşüm olsun, buna benzer daha insan yaşam olsun, hızlandırılması lazım. Burada işte kaldığımız yerde işte bu acılarımız biz dinsin, bu sıkıntılarımız ortadan çıksın. O sonraki aşamada rahatlıkla çözülecek bir konu. Yani bundan şey sıkıntı olur. Eyvallah. Peki kolay gelsin sağ muhtarım. Sağ olun. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz, burası Kernek Camisi. Caminin alt katında deprem gününden bu yana insanlar camiyi mesken haline getirmişler. Bu aralar hani secde edilen yere bastım basmadım mevzusu oluyor ya, ama insan mecbur kalınca camilerde demek yatılıyormuş, kalkılıyormuş. Bakın bu kolayı hemen göstereyim. Burada insanlarımız yataklar böyle kaldırmış, yataklar toplanmış. Bunlar düzeltiyorlar. Burada yüzlerce insan yan yana, koyun koyuna adeta. Kimse kimseyi tanımıyor ama insanlar yan yana yatmak zorunda. Bey amca merhaba, kimsen yok mu? Kimsen yok mu? Var abi. Kimsen var mı? Evet abi yok. Ağlarım kırıldı, düştüm. Kim bakıyor sana? Yazamıyor. Sana kim bakıyor? Allah. Evet, amca konuşamıyor. Duvarlar görüyorsunuz, ayetler, hadisler var. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. Ankebut suresi 57. ayet. Kullu nefsun zaikatul mevt. Evet. Kullu nefsun zaikatul mevt. Değerli izleyicilerimiz, burası cami. Böyle insanlar, minberler var. Burada yine bu şekilde amca konuşan bir yatanlar var. Bu saat, şu an saatimiz 17 yani akşama doğru 5. Burada merhabalar, nasılsın hemşehrim? Teşekkür ederim. Yani hep burada mı kaldınız depremden bu yana? Ya, bir ara şeydeydik biz, yukarıda külliyedeydik, buraya geldik. Yalnız bunlar olmadan önce 20 senedir devletin başındakiler niye deprem için bir çözüm üretmemişler? İnsanları getirip buraya döktüler. Değil mi? Yani yara açık cezaevi gibi. Değil mi? Ya yazık, günah insanlarımıza. 20 senedir seni başa koymuşlar. Sen hiç mi aklına gelmiyor Türkiye'ye deprem ülkesi olduğunu? Öyle değil mi? Yani. İnsanları böyle mağdur edip de cam köşelerine sokma ne demek ya? Kendi halkımıza biz çadır şey vermiyoruz. Erop Suriyelisini getirmiş buraya baş tacı ediyoruz. Öyle şey olur mu ya? Bu Anladım. Devletin hep ayıbıdır buna. Anladım. Kendi halkımız bak burada ferme perişan yaşıyor. Yazık, günah atır insanlarımıza ya. Yani burada kimse kimseyi tanımıyor. Herkes tabii caizse yanmıyor. Yani. Her aynı kader yaşıyor. Yani, caminin içerisinde kader yatıyorsunuz. Kader yaşıyor. O yaşatana bakmak lazım. Kader yaşı diye bir şey yoktur yani. Yaşatan kişiye bakacaksın sen. Kaç senedir bunlar, 20 senedir ülkeyi yönetiyor. Gözünü sevdik gibi öyle şey olur mu ya? Yazık, günah atır. İnsanları bu duruma düşürmek ne demek ya? Şimdi dedi ki bayramdan 5 gün önce İbrahim boşalttı. Boşalt kardeş, konteyner ver gidelim. Sen konteyner verir, sabah sağlam adama veriyor. Ben rahatsız bir insanım. 50 gündür ben konteyner bekliyorum. Yazık, günahtır yani. Ameliyatlıyım, her tarafım darmadağın olmuş, gelmiş burada yatıyorum. Camiye yatıyorsun. Yani yazıktır yani. Ya kim olursa olsun. Ha şurada yaşlı bir amca var yatıyor. Şurada yaşlı bir teyzemiz var. Yazık, günah. Herkes ya. Hemen hemen hasta yani. Yani hasta demeyecek. Gençler var. Bunu suistimal edip de sadece söylemese bir yemek yemek için gelenler var buraya. Aile boyu. Tabii. Bura komple adamın, o adamın en az 30 tane çocuğu var burada. Şimdi şu anda o gördüğün şahsı. Var yani, burada çok insan var yani. Yani. Ama onlar beni bağlamaz tabii. Ben kendime bakarım. Anladım. Yani yani bir an önce şu konteyner meselesini bir an önce çözdüler. Yazık günah. 50-60 gün miraca dedik. Afat. Yazık günah ya. Lan ameliyatçı var. Sağ dışarıda olan bir insanım. Burada bir enfeksiyon kapsam gümürteye giderim. Yazık günah değil mi ya? Yani. Evet, biz vatandaşın sesi oluyoruz işte. Yayınımızı bunun için yapıyoruz. Yani. Bağırsaklarım dışarıda yaşayan yani. İnsan rahatsız. Organlarımın tamamı organlarım dışarıda. Sen görsen korkarsın. Ağlayıyor dışarıda ben. Karın bölgem açık, yuvarlı yatak, sırtırtı yatak, gel bak organları bir gün tek tek sayarsın. O kadar yani, ağır hastasın. Tabii, yoksa ben burada ne işim var? Sağlıklı olsam ben burada oturmam ki. Onun çözümünü üretirim yani, bir şekilde üretirim ben.
Ya buralı tabii hijyen ortamı banyosu yani herkes ayaklara banyo, basıyor. Banyo yok, geçmiş olan banyo banyo yoktur mu? Daha yeni bir şey 70-80 yoktur. 70-80 gündür hep aynı tazı aynı ama ya ayağımızı yıkıyor sağlar. Ya insan banyo yapmayı unuttu ya. Böyle ya bunlar yani şeyin depremin de verdiği şeyle birlikte yani her şey su yüzüne çıktı yani. Neyin ne oldu? Öyle şey olur mu ya? Bir konteyner söylüyor ki adam ona diyor tanıdığın var mı? Yahut illa tanıdığın olması mı lazım ya bir insana konteyner veren diye. Öyle bir salaklık olur mu ya? O zaman tanıdığı olmayanlar da burada böyle sürünsün. İşte yani o çıkıyor diye gündeme o geliyor. Yani adalet nerede o zaman? Yani zaten evet. Olmayan şeyi söylemek de yanlış olur. Eyvallah. Adaletin bulunmadığı ülkede adalet bekleyemezsin. Evet, değerli vatandaşlarımız, değerli insanlarımız, değerli hemşerilerimiz. Hemen görüyorsunuz ayetler, hadislerin hemen dibinde teyze tesbihini çekiyor. Teyze nasılsın? Kimle kalıyorsun? Beyimle kalayım, oğlumla kalayım. Depremin ilk gününden beri burada mısın? 15 gün bir akrabada kaldık. Ama nereye kadar? Mecburen döndük. Nasıl yeriniz sıcak mı? Hani banyosuydu, şuydu, yok. Buydu buna benzer. Benim banyo sorunum yok ama bunların var. Ha, siz gidip gelebiliyorsunuz bir yere. Evet, evet. Nasıl yeme içme sıkıntı? Yeme içme güzel. Allah var, doğru gün konuşalım. Yeme içme güzel. Bu kadar demek ne bileyim. Eviniz neredeydi? Evim yakın. Yıkıldı mı? Tamam. Yok, hasarlı. Az çok? Az. Az ama korkuyuk, korku içimizde giremeyik. Ne zamana kadar peki bu korku devam edecek? Ne zaman bizi dışarı atarlarsa o zaman da mecbur artık. O korkuyu da yener mi, yenmez mi onu da bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, bura ne kadar iyi olursa olsun evin kadar güzel olur mu? Ay olabilir mi? Olabilir mi? Ev kadar güzel olabilir mi? Bu kadar insan hep bir arada nefes dolusu, ayak kokusu. Hangisini diyeyim? Ama mecbursun. Can korkusu mecbursun. Evet, burası Kernek Camisi'nin hemen altı. Böyle yataklar yan yana, uyuyanlar var. Bakın bu hemşerim. Hasta mı teyze bu? Yok. Hasta değil. Merhabalar. Günaydın mı diyeyim? Akşam oldu, saat 5. Burada böyle yataklar toplanmış ama bunların hepsi akşamlar burası böyle tek. İnsanlar bu camide yatıyorlar. Burada teyzem var, tesbihini çekiyor, dua ediyor. He. Başka ne yapar? Duadan başka elinden ne gelir? He, kardeş, he. Değil mi? He. Neredesin? Hükümet kalıyor işte, dayak yok böyle kalıyor. Anladım. Hükümetimiz Allah zavallılık vermesin. Yemeklerimizi yiyip çok şükür. Affettik. Ne de? Ben de tek abi. Yemeğimizi yiyip, bazen alıyor, bazen işte burada yiyip. Evet. Ev yıkıldı mı? Ev? Evin yıkıldı mı? Yok, hafif hasarlı diyorlar. Ondan sonra korkuyor ki de mi? Bir yanı diyorlar, çatlamış diyorlar. Ev boş. Esenyapı kooperatifleri bizimki. Korkuyor ki de mi işte? Depremden beri burada mısın? Kaç kişiyle kalıyorsun? Kaç kişiyle kalıyorsun? Beyi var bunun. Hanımın beyi var. Bu ben, 4 kişi kalıyor. Rahatsız galiba kardeşiniz. Rahatsız. Değil mi? Evet. Yani annesi yok, babası yok, öldüler. Ben torunum. Ha senin torunun mu? Torunum. Yapma. Yok. Ya depremde rahmetli olmadılar değil mi önceden? Yok, önceden öldü. 2,5 senedir annesi öldü. Kanserlerdi. Babası da zaten daha bu 7 yaşındaydı babası öldüğü zaman. Kalp krizinde. Peki öldü. Şimdi rahatsızlığı ne teyze? Rahatsızlığı ne? Dizleri yürüyemiyor. Ha doğuştan mı öyleydi engelli? Azıcık işte bir, azıcık var azıcık yok işte. Yok kardeş. Ha, psikoloji problemi var değil mi? Evet. Peki nasıl burada sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani bir derdiniz var mı? Yapılacak bir şey var mı? Yok. Bilmiyorum valla ben. Hoca geliyor bakıyor falan. İşte. Orada şey var, oturuyor. Oturuyor işte. Anladım. Yeme içme var, bir sıkıntınız yok. Yok. Aç kalmıyor çok şükür. Niye yalan söylüyor? Anladım. Ben hasta değilim. Allah razı olsun. Allah hükümetimizde razı olsun. Ne demek? Eyvallah. Peki, geçmiş olsun teyzeciğim. Sağ olasın oğlum, sağ olasın. Eyvallah.
Allah sizlere de bir şey göstermesin. Daha tamam. Böyle bir şey... Bir şey demeyeceğim. Yani duydum ha, yani söyle. Duydum. Ya bu sen gelmişsin hastalığının storiesini demişsin. Niye peki sence? Deprem zaten. Niye sence? He? Niye sence? Niye sordun ama ben sana niye sorarım. Sordun? Ben sana sorarım. Onu görecek, engellisi var diye ona konteyner verecek. Hocam konteyner verdiler, almadılar adamlar. Ya ben onun belki ben, derdine çare olurum diye. Ya derdine ne çare olacağım? Abi derdimize belediye onun başkanı bak. Sen biliyor musun ben kaç kişiyim? 2,5 aydır belediye başkanı biz karşımızda göremedik. Yani nerede buranın yetkilileri? Sen yarısın. Ha? Nerede buranın yetkilileri? Gelmiş camıya sığınıyor. 2 aydır ben buradayım. Nerede yetkili? Bir tane milletvekili gelip de Allah rızası için demedi ki Malatya milletvekili. Ya Allah size şey etmesin, böyle bir afet vermesin. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyorsunuz, nasıl kalıyorsunuz demeyin. Benim evim gitmiş, bakım gitmiş, çolum gitmiş, çocuğum gitmiş, millet keyfinde, zevkinde. Halen koltuk sevdasında. Halen koltuk sevdasında. Nerede bunlar? İşim nasıl geçsin kardeşim, diyeceğim bu kadar. Evet değerli izleyicilerimiz, herkese mikrofonumuzu atıyoruz. Bey amca haklı, yani gözyaşları içerisinde Ramazanlık bütün zevkleri ve kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız diyor. Bütün zevkleri ve kökünden yok eden, bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız. Bu sözün altında... Hatırlayanımız. Evet. Çokça hatırlayalım. Bu hadisin, bu hadis yazılı duvarda öyle duvara hadis ayet yazmakla olmuyor. Gönüllere yazacaksın, yüreklere yazacaksın. Öyle slogan atmakla olmuyor. Geleceksin, bu ağabeyimi dinleyeceksin. Bu ağabeyimin derdine derman olacaksın. Geleceksiniz, bu caminin altında, evet devletimiz var, sadece devletimiz var. Devlete bir lafım yok. Devlete asla bir lafım yok diyor. Devlete bir lafım yok. Mesela o değil. Mesele insanların gönlüne girmek. Evet haklı. Gelip soracaksın kardeşim. Yarın seçimler geldiğinde bak bunların hepsini tek tek gezecekler. İmam eğer dertlerine çare olursa teşekkür ediyoruz. İmama lafımız yok. Benim lafım yok. Lafım yok. Duvarlarına ayetlerin, hadislerin yazılmış olduğu caminin içerisindeyiz değerli izleyicilerimiz. Herkes burada derdini anlatıyor. Anlatamayanlar var, uyuyanlar var. Bakın görüyorsunuz. Bu saat olmuş hala uyuyanlar da var. Tabii herkes sizden rahatsız. Allah razı olsun. Şey hepimiz razı ya. Yani değil mi? İmanda tabii ki yani. O imanda her zaman biz razıyız. Allah peygamberimiz. Yani buradaki Karagözlüler Camisi'nin, kendi camisinin imamı görevini yaptı. Yeri soruyorsunuz. Allah razı olsun. Allah peygamber evet. Razı olsun. İyi insanları da unutmamak lazım. Dedik ya iyiler ve kötüler var değerli izleyicilerimiz. Ya iyisiniz ya kötüsünüz. İyi olursanız böyle iyilikle anılırsınız. Caminin imamına da sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü vatandaş teşekkür ediyorsa bizim de teşekkür etme hakkımız var. Bey amca nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, bey amca rahatsızım dedi. Biz şimdi dışarı çıkacağız. Camin içerisini gezdik. Alt katındayız caminin. İnsanlar buraya sığınmışlar. Geldik, ayakkabımızı çıkardık. Baştakilerine söyle, baştakilerine konuşun, evet. Baştakilerine. Peşman edin, adı geçiyor mu burada? Geç. Ne vali geldi buralara sordun, ne belediye rezi geldi buralara sordun. Yok. Sıcaklar, bunu nerede yayınlayacaksınız yani. Malatya'da? Ha yani sizi sormuyorlar mı? Kim soracak? Ankara'da, İstanbul'da. Malatya'da mı? Kimse gelmedi. Neyse, ben... Eyvallah. Ben konuşamıyorum. Rahatsız. Abi yalanız evet. Şey ya. Bizim konteyneri biraz öne alsalar da. Tamam. Ablam diyor ki konteyner bize yetişsin. Eşim rahatsız diyor. Bakarsan tutuyor. Aynen. İnşallah. Konteyner istiyorlar. Yani çekim yaptığınız zaman korkuyorum. Kaçacaklar. Yok. Teşekkür ediyoruz. Siz orayı çağırmış. Teyze iki kelam etti. Şükretti. Teşekkür etti. Başka bir şey yapmadı. İnsanlar o kadar korkutmuşsunuz, teyze arkada bize yalvarıyor. Başım belaya girer mi konuştum diye diyor. Yani ya da bana kızacaklar diyor. Çocuklar kızar. Ha çocuklar kızar diyorsun. Kızmazlar. Bir şey demedim, dua ettim. Neyse. Evet, yani izliyoruz. Her yerde çocuklar yerine. Ne kan mı giyem abi ya dur. Babam ne? Abi, bu da var. Doğru, gelelim dedik. Oramızı yavaş yavaş.
Kilitliye gittik. Hem de kamuza gittik. Müracaat ettik. Kilitlerde konuşuyorlar. Muhabbet ediyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hala tutturan insanlar var. Sağ olun. Sağ olun. Hemen şurada kısa bir sunumla birlikte gideceğiz. Depremin üzerinden yaklaşık 2 ay geçecek neredeyse. Konteynerde olanlar var, çadırda olanlar var, evsiz olanlar var. Enkazın altından bile cenazeler çıkıyor. Dün enkazın altında 30 yaşında erkek cesedi çıktı Emeksiz Caddesi'nde. Hala enkazın altında kopmuş, çürümüş cesetler çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Yani o kadar zordayız. Ha, söyle. Yok, söyle. Yani hiç görünmeyenler de var ki hiç kimsenin haberi yok. Var ama açıklamıyorlar her haberi. Allah yardım et Cenab-ı Allah, kullanım Allah. Eyvallah. Gel ki onlara yürekte. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Kernek Meydanı'ndayız. Kernek Camisi, Karagözler Camisi olarak geçiyor. İçeriden görüntüler çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Deprem üzerinden 2 ay geçti. Hala enkazın altında cesetler çıkıyor. Dün 30 yaşlarında bir genç, gencin cesedi kopmuş, çürümüş halde Emeksiz Caddesi'nde çıkartıldı. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Hala konteyner kentler kuruluyor. Deprem büyük. Enkazlar büyük, yıkılacaklar büyük, kaldırılacaklar büyük, dert büyük, derman da büyük derman lazım. Değerli izleyicilerimiz şu anda bu caminin altında hala 60 gün geçmesine rağmen insanlar camide yatıp kalkıyorlar. Camide yiyip içiyorlar, camide uyuyorlar, caminin altlarını kullanıyorlar. Bir an önce konteyner kentlerin oluşturulması gerekiyor, çadır kentlerin düzenlenmesi gerekiyor. İnsanlar hijyen olmayan ortamda, hepsi bir arada, yüzlerce insan bir bodrumla caminin altında kalıyorlar. Yarın havalar ısınınca salgın hastalık başlarsa bu defa AFAD'ın büyüğü yetişemez işte o afete. O afete AFAD'ın büyüğü de yetişemez. Allah korusun bir salgın hastalık olursa o zaman kırılırız. O zaman gerçekten asrın felaketini gerçek yaşamış oluruz. Evet, şimdi bakacağız, gireceğiz. Orada yaşayan insanlara bakacağız. Bodrum'da ne yapıyorlar, caminin altında nasıl yaşıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar. Devam edeceğiz. Hadi bakalım.